Tekrardan merhabalar herkese. Webinarımız çift dilli olacaktır. Önce bir açıklama yapmak istiyorum. Ekranınızın altındaki butonlardan Interpretation'a basarak 3 seçenek göreceksiniz. Off yani orijinal konuşma lisanını dinleyebilir veyahut Türkçe veya İngilizceyi seçerek de tercümeli olarak etkinliğimizi takip edebilirsiniz. Türkçe veya İngilizceyi seçtiğiniz takdirde Mute Original Audio'yu seçerseniz arkadan orijinal ses de kesilmiş olur. Hello everyone, our webinar will be bilingual. You will see three options at the bottom of your screen. After clicking on interpretation button below, you will see three sections. By clicking off button, you can listen to the original speaking language, or you can follow our webinar as translated by clicking on Turkish or English buttons. After you choose Turkish or English, and you can click on mute original audio to silence the background original language. Tekrardan merhabalar. Ben bugün karşınızda Turner Türkiye Direktörü kimliğimle değil, C2BH Türkiye temsilcisi olarak bulunuyorum. Bugünün C2BH Türkiye web yayını olan What Shapes Our Future Cities etkinliğine hoş geldiniz. Dünyanın dört bir yanından uzman konularla çok anlatıcı bir webinar olacağından eminim. Katılan herkese teşekkürlerimi iletip bizlere ilk günden beri desteğini esirgemeyen Türk inşaat piyasasına da ayrıca teşekkür etmek isterim. Öncelikle bilmeyenler için CTBH Council on Tall Building and Urban Habitat yani Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi, yüksek binaların ve gelecekteki şehirlerinin planlanması, tasarımı, yapımı ve işletilmesine odaklanan profesyoneller için dünyanın önde gelen kuruluşu ve bilgi kaynağıdır. Trendler ve öngörüler dünyadaki şehirlerin 2050 yılına kadar 2,5 milyar ek insanı barındırması gerektiğini öngörüyor. Ancak bu büyümenin ortaya çıkma şekli hala tartışmaya açık. CTBH sayısız heyecan verici bir girişim aracılığıyla daha akıllı, daha sürdürülebilir şehirler ve global nüfus için daha yaşanılabilir bir gelecek sağlamak amacıyla kentsel planlamacılara rehberlik etmekte. Sektörümüzdeki profesyonellerin uluslararası etkileşimini en üst düzeye çıkarmak ve en son bilgileri, trendleri kullanılabilir hale getirmek için yüksek binalar ve sürdürülebilir kentsel çevreler hakkında çok disiplinli bilgiler yaymaktadır. CTBH, binaların yüksekliğini ölçmek için uluslararası standartları geliştiren ve CTBH ödül programı aracılığıyla dünya çapında yüksek ve kentsel bina projelerinde üstün başarıyı takdir eden, kar amacı gütmeyen bir kuruluş. CTBH yüksek bina yüksekliklerini ölçmek için uluslararası kabul görmüş, kriterler geliştirmiş ve dünyanın en yüksek binası olarak bu tür atamaların verilmesinde hakem olarak, beynelminel olarak kabul edilmekte, kabul edilmektedir. Çok önemli bir husus da CTBH yüksek bina yapılmasını teşvik eden bir platform değildir. Yapılacaksa eğer yüksek bir bina, nasıl yapılması gerektiğini gösteren aydınlatıcı bir platformdur. Bu bilgiden sonra CTBH bünyesinde teşekkür etmek istediğim birkaç arkadaşımız var. Future Leaders Komitesi'nden İlayda Öner'e bu etkinliği beraberce arkadaşlarla bir araya getirdiği için teşekkür etmek isteriz. Arup'tan Sığla Hanım'a, Sığla Açıkelli Hanım'a, MBY Mühendislik'ten Burak Yılmaz Bey'e ve Genix'ten Mehmet Sakin Bey'lere tekrardan teşekkür etmek isterim. Bugün de koronavirüs salgını her şeyi değiştirdi, günümüzde görüyoruz. Küresel sağlık ve ekonomi üzerindeki etkisi bizimki de dahil olmak üzere her sektördeki organizasyonları hem gerçek zamanlı hem de uzun vadede esnemeye veya gelişmeye, değişmeye zorladı. Bu fikirler, ipuçları, düşünceler ve stratejiler koleksiyonunda tasarım dünyayı daha sağlıklı bir yer haline getirmede nasıl bir rol oynayabileceğini keşfediyoruz. Bununla ilgili olarak What Shapes Our Future Cities etkinliğinin faydalı olacağını düşündük. Şimdi sözü moderatörümüz, siyasal iletişim ve paydaş katılım uzmanı Sayın Şeyda Taluk Hanımefendi'ye bırakıyor. İyi akşamlar diliyorum. Enjoy. Şeyda Hanım, mute'sunuz. Duyuyor musunuz şimdi beni?
Evet. Çok Ha, iyi. kusura bakmayın. Tamam, şeyi de unutmuşum. Sessizde bırakmışım kendimi. Herkese iyi akşamlar diyorum. Hoş geldiniz. Şimdi konuşmacılara geçmeden önce aslında tarihsiz bir zamanlama aslında çok da önemli şeyler dinleyeceğinizi, çok Türkiye adına da moralinizin düzeleceği şeyler dinleyeceksiniz bugün. Neyi dinleyeceksiniz? Biliyorsunuz geçen hafta tarihsiz bir deprem felaketiyle bir şehir karşılaştı ve biz şehrin mimari ve yapısını konuşurken diğer yandan da toplumsal yapısını da konuşmaya başladık. İşte birçok insandan hatırlarsanız bu tip felaketlerin daha dar gelirli grupları vurduğuna dair önemli serzenişler gördük. Şimdi bugün biz size aslında bu tartışmanın, bu toplantının paydaşları şu anda Türkiye'de çok önemli bir proje yapıyor, bir programın bir parçası. Ben ondan söz etmeyeyim. Zaten konuşmacılar bu programın parçası olan, paydaşı olan insanlar neler yapıldığını, Türkiye'yi, Türkiye'nin önde gelen şehirleri nasıl geleceğe hazırladığını, bu şehirlerin geleceğini nasıl şekillendiğine dair çok önemli konuşmalar yapacak. Ama biraz önce söz ettiğim gibi tekrar biz bu işin tasarım ve mimarlık, mühendislik tarafına geçmeden önce sosyal bölümüyle başlayalım istedik. İlk konuşmacımız Phil Dovrik, Arup firmasından. Kendisi size hem cinsiyet şehirlerde, yani geleceğin şehirlerinde cinsiyet eşitliği olmadan toplumsal katılım, sosyal içerme olmadan şehirlerin olmayacağını ve dünyanın nereye doğru gittiğini biraz anlatacak. Bununla ilgili bilgiler verecek ve bizim bir anlamda da ufkumuzu açacak. Şimdi Phil, now you can speak, now it's your Phil Dovrik. Thank you, Shadar, and thank you, everybody, indeed, for allowing us to speak to you today. I don't know if you can hear the translation, so I'm going to hit off. Firstly, can I say how sad we are in the UK to hear about the earthquake in Turkey? It's a dreadful thing, but it focuses people's mind, as Shadar mentioned. A lot of the people that will have been impacted by the earthquake will be low income families. There will probably be a greater percentage of women that were injured than men, and earthquakes know no boundaries. And indeed, we look at the statistics for the tsunami which hit Sri Lanka and eastern India many years ago, and 85% of people who were killed were women and girls. And it's because when buildings are designed, when cities are structured, when thinking goes in around methodologies and approaches and what looks good and what doesn't look good, it's usually people that are designing cities or designing buildings or structures or processes that think about themselves, because that's what human nature is. So we have here a picture. It's a schematic picture from a city in Norway where a competition was held to build a bridge across the river. There's already two other bridges, or three in fact, but this new bridge was a competition, and it was designed by an architect to look beautiful. The question was, did the architect consider who would use the bridge? And it's a metaphor, it's an example. But we had a discussion in our Arup office in Turkey as part of the Future Cities program, to say, if you were challenged to build a bridge, who would you build it for? Of course, you'd build it for yourself, you'd build it for your family, and you'd think about their needs, their expectations. But next slide, please, Scylla. But if we're thinking about what it is, who we are, who uses the bridge, can we keep going through? What we suddenly started working out was actually there's more than just you that uses your bridge, your families, or your friends. You need to consider men, women, children, of course, women with strollers, kids on bikes, adults on bikes, dog walkers, joggers, the list goes on. Amazon drivers is a new big one. Is there enough space for Amazon drivers? Is there for buses, tourists? Have you designed the bridge for everybody? The school children, religious and sports groups is an important one.
if there was a sports data at one end of this bridge, there's going to be a mass of people arriving just for a short period of time, but the bridge needs to have capacity to cope with peak flow. Does it cope with foreigners? Is there enough signage that explains the direction? Is there enough lighting? Security and safety is a big issue as to why economic growth isn't ballad across genders or across inclusive groups. So what we start to do is understand that a city or a structure or a process, or in this case a bridge, needs to think about a broad swathe, everybody that's involved in a city, not just people you know, or if you're an architect, don't just design a bridge that looks lovely or beautiful. Next slide, please. So the challenge that we have when we're looking at design, we in the UK and many, many other countries, it's when you're designing something, when you're thinking about a city or an urban master plan or just a single building, a civic building, think about people you don't know. And that's our challenge. You won't ever be these people, and you will probably never meet the people. But think about who it is that you are moving, who it is that will use that facility, who you will use that asset. If you're designing a hospital, most people around most countries around the world would design hospitals around the management of the hospital and the nursing staff. Very few times do people design hospitals around patients. And I work closely with the Turkish Ministry of Health for many years around the PPP programs and the new hospitals that are built in Ikiteli and in Ankara and other places. And it was amazing, the people that designed hospitals that considered patients at the last step. Or even schools. When you're designing a school, ask children, what do they want from the school? What do they need? Rather than ask the teachers and the governors. It's not unusual, it's just human nature. And one of the issues that happens is the human brain receives about 40 million pieces of data every second, but it can only process a very few. So there's a natural tendency for the human brain to relate to what it knows, because it can only process some very few pieces of data, and it becomes unintentionally biased towards people it knows and people it understands. Next slide, please. So the question arises, why should we care? Because if the bridge looks nice, or the building looks nice, or the process is good and it suits me and it suits my family, why should we care? And the answer is quite simply that gender and social inclusion achieves faster economic growth. If you cut out half of your society, if you cut out women from your thinking, or you don't think about people living with disabilities or the elderly, you won't grow as fast. So what the challenge we need to have is, if we can close the gender gap, if we can bring men and women, people of all abilities, people with restricted mobility or vision, people who are in low income families, etc., into a situation where all of their needs are considered, what we will find is that the benefits, the growth, the economic growth will be much quicker. Now, on our Turkey program, we had this challenge. We're working in Bursa and in Istanbul and in Ankara. And we thought, how can we categorize these? How can we bring the thinking of each of these different groups into our models, into our plans, into our recommendations? And we did this by creating a series of underrepresented groups. So they may be vulnerable, they may not be vulnerable, but they're all underrepresented in thinking. And I'll give an example. You can see the examples there. But when I visit Turkey, and I visit Turkey before the COVID challenge, I visited Turkey often. I was a tourist. I had no say at all in the design of the city. But when I visited, I was impacted by the decisions that other people make, whether it's on signage, whether it's on road bridges, whether it's on crossing the road, whether it's the location of hotels, whatever it is, the use of the metro. I was impacted, but I had no say at all in that city. And that's commonplace. But actually, it's helpful to think about tourists, whether they're for leisure, whether they're for health, whether they're business people, in the design of an asset. Same with people living with disabilities. It doesn't mean that a person who's living with a disability doesn't use an asset. We one of our projects we looked at in Ankara was to do with cycle lanes, and there was a view that said we should have signs saying blind people shouldn't go near the cycle paths because it's dangerous.
that you don't need a sign telling people that are blind not to go near a cycle path. You need to build cycle paths that cater for people of all abilities. Elderly citizens, wonderful sources of knowledge. They can remember what happened before. They can bring a different perspective. They can bring a different view. But actually, you need to engage with them differently. There's no good of just doing online surveys and expecting people who are 80 years or above just to go on and fill a survey. Now think about how you can be innovative in the way you contact, you relate, you engage to elderly citizens. In Turkey, we set up a series of walking groups. So bringing elderly people together to walk around an area and say, how would you do this? What would you have done differently? What's your challenge? What's your fear or your issue that you're having here? And actually a really good database of knowledge, of needs, of expectations, of wants is solely being brought together to understand. And also low-income families and other minority groups, they all have a need. They all have an expectation. So bringing them together, working out mediums and approaches and forms by which we can secure from them what matters now and what happens in the future, will solely bring together an understanding of a whole citizen group or a population. And therefore, we can design things very differently around their needs rather than around our own needs. Next slide, please. Now, you might say to me, oh, yes, so what? And the answer is that Turkey has committed to deliver against the Sustainable Development Goals. And there's a really fantastic document that was produced by the Turkish government. It's the 2019 is the last review they had of their progress towards the Sustainable Development Goals. Next slide, please. And the Sustainable Development Goals, I'm sure you know, but just to recap, there's 17 of them. And they all focus on a different area, from number one, no poverty, all the way up to partnerships for goals at number 17. But when we are looking at the cities, or when we're looking at our Turkish programme, we're looking at many of them, but two really stood out. Number five, that's looking at gender equality, and number 10, that's reduced inequalities. What I really want to highlight now, and the key message I'd like everybody to take away from this discussion today, is the word all. It's not an option. It doesn't say end all forms against discrimination against women and girls unless they're old, unless they happen to be, their sight is limited, unless they happen to be a member of the LGBT community. No, it says all. And indeed, they reduce inequalities. It specifically mentions economic, political inclusion, irrespective of age, sex, disability, etc. And one of the challenges we've found in some of our locations is the word all is what presents the barrier to achievement of many of the sustainable development goals, because there's a tendency to favour or to want to disfavour some particular groups or some citizens. But if Turkey is going to meet the obligations which the fantastic review aims or is aiming to achieve, I'm afraid everyone in a sustainable urban planning space or in a city space needs to consider the word all. Next one. So the question is often asked, how can we make a difference? How can I make a difference? How can you make a difference? And there's just six little areas I'd like to just bring up to people's attention now. First one is use the correct terms. One of my biggest bugbears is when people refer to disabled people. That's complete nonsense. People are people. It doesn't matter whether they're disabled or not. They're still people. And we need to start thinking of them as people who are living with disabilities, people who are living with blindness, people who are living with other issues. Because if we start thinking that a person living in a wheelchair is disabled, they have different needs, or they don't have any needs at all, we won't get very far. So start using correct terms. So on an inclusive basis, people are people, whether they have a disability or not, they have needs. Start thinking about that. Also, and I understand the Turkish language is far better than the English language for being gender neutral, but we still tend to think of a lot of people in gender stereotype roles. So I have to bow down, but in the UK, we tend to think of the person that leads a discussion as a chairman. No, they're a chairperson. Or if you're tendering for a project, we ask for the number of man hours. Why do we ask? Why don't we just ask ours? So it's about using the correct terms. And if we start using the correct terms, our children and our friends and the people we influence
we'll start using the correct terms at all, and we'll start having a much more gender-neutral way of thinking, and actually be able to mainstream gender much quicker, much, much more quickly and much more easily into our thinking. Focus on the person. So when I'm thinking about designing my school, think about the child, think about the patient in the hospital, or even the prisoner in the prison, whatever it is, focus on the person. And when we're designing something, think about what they need. And number three is make space for disability. As I say, people are still people. We need to start factoring in what is there if someone in a wheelchair or someone with limited mobility or limited sight wants to use this asset, can they still do it? Is there an issue? Am I just asking for a survey which assumes everybody can use a computer? Am I assuming everybody can read, everybody can write, everybody has access to a mobile phone? Start making thinking about those and break myths about diversity. If someone is different to us, it doesn't make them bad, it makes them different. And if we can start not thinking that diversity is a bad thing, then we'll start getting further forwards. Number five, it's everybody's job. Breaking barriers or myths about diversity is not the government's job, just the government's job. It's not just the state, the municipality's job. It's not someone, it's everybody's job. We all need to think about how we can start speaking in the right way, bringing an understanding of people, their different needs based on their background or their physical skills. And then think about people who are not like you. Next slide, please. So in my very last 2 minutes, I'd like to pose a challenge for everybody now, and there's no embarrassment that will be given. But on a piece of paper, if you have a piece of paper now, what I'd like you to do is write the initials of six people that you most trust. They can't be your family members, but anybody that you think, actually, I trust this person. And I'm just going to ask you in the next 30 seconds, because you just write the name of six people that you trust the most at the moment. And then what I'd like you to do is this. I'm going to tell you five different attributes, and I'd like you to see whether or not they are the same as you or they're different as you. So the first one is their nationality. Are they the same nationality as you? If they are, put a tick against them. Secondly, are they roughly the same age as you? If they are, put a tick against them. Thirdly, are they broadly the same economic group as you? Are they in the same level of earning-ish, or roughly the same level of earning? Are they the same level, or their economic strength, is it roughly the same as you? Fourthly, are they the same gender as you? If they are, put a tick. And last but not least, are they the same political persuasion as you, religious persuasion as you? Now, I don't want to see anybody's answers, but I am prepared to be very confident that most people would have ticked most attributes about the people they trust the most. What's the relevance? The relevance is our head, our brain, our human personality, our human nature is to defer to thinking about people who are like us. And if we only allow that to happen when we're designing a city or an asset or a facility, we will not be able to build in diversity. We will not be able to bring in understanding of people who are different. And we'll end up with some very bland buildings, or very beautiful buildings, sorry, that are not as useful as they could be had the whole of society been brought into thinking. Next slide, please. So that was just a little introduction to try and say, if we're going to talk about master planning, we're going to talk about cities, we're going to talk about buildings, we talk about built all buildings, we need to think about people we don't know, we will never be, and we will never see. Thank you very much. Thank you, Phil. Şimdi bu toplantılar, bu süreçte şöyle bir şey yapıyoruz sevgili katılımcılar. Her oturumdan sonra soru cevap alacağız. O nedenle Phil'e sorunuz varsa lütfen sorulur. Yoksa bir sonraki anladığım kadarıyla yok. Kimse el kaldı.
O zaman şimdi ikinci bölüme geçelim ve ikinci bölümde aslında yönetim şehirlerinde teknolojik trendler ve aslında akıllı şehir üzerine konuşacağız. Bunu konuşmacı ilk konuştuğumuz Ernst & Young Türkiye bir pazar ve inovasyon lideri Mehmet Birez olacak. Ardından akıllı şehirlerde teknolojik lideri Ersoy Patan. Daha sonra da bu akıllı şehir akıllı şehircilik ve inovasyon dairesi başkanı Sayın Mehmet Başkesen olacak. Siz geleceği şehir nasıl yararlanır, gerekleri nedir bunu anlatacaklar. Bu oturumdan sonra da eğer sorularınız varsa cevaplamak. Sezer Hanım, evet, çok teşekkürler. Ben söz alıyorum anladığım kadarıyla takdiminizden. Hem bu organizasyon... Çeviri geliyor bir yandan kulağıma. Kusura bakmayın, çeviri de bana gelince ben kafam karışıyor. Onu şey yapamıyorum, sessize alamıyorum. Umarım herkes anlayışlı takip. Yok, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Benim sesim iyi geliyor mu sizlere? İnşallah iyi duyuyorsunuzdur. Çünkü ben de Bursa'dan projemizin 2 günlük inovasyon çalıştaylarından aranıza katılıyorum bugün. O yüzden davetiniz için ve bu bölümü bana verdiğiniz için çok teşekkürler. Sunumu ben mi yansıtıyorum yoksa ortak alandan arkadaşlar mı yansıtıyor? Onunla ilgili yönlendirme yaparsanız ben de sunumu açabilirim. Ben sunumu... Mehmet Bey siz yansıtabilirsiniz. Tabii ben paylaşıyorum hemen. Evet, şu an sunumum ekrana yansıdı umarım. Evet, görüyoruz Mehmet. Teşekkür ederim. Şöyle başlayayım sözlerime. Şeyda Hanım'ın bahsettiği gibi bu bölümde akıllı şehircilikle ilgili geleceği etkileyen, geleceğin şehirlerinde teknolojiyle ilgili trendlerden, mevcut şu an Türkiye'de yürütmekte olduğumuz Filin de az önce bahsettiği gibi projelerden ve o projelerdeki tespit ettiğimiz unsurlardan bahsediyor olacağız. Ben kendi konuşmamda daha çok trendlerden, akıllı şehirciliğe dönüşümdeki ihtiyaçlardan, son dönemdeki gelişmelerin etkisinden biraz bahsediyor olacağım. Aynen Filin dediği gibi Türkiye'nin de 2019'daki az önce raporunda gördüğünüz altına imza attığı ve dünyaya, evrene bir taahhütte bulunduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyum en önemli kavram. Yani tüm dünyanın artık bu yeni dönemde hem kapsayıcılık açısından, yani tüm bireylerin, tüm insanların, tüm canlıların şehirlerdeki haklarına, şehirlerdeki ihtiyaçlarına hizmet edecek yeni yapılara, yeni yaşam şekillerine, yeni hizmetlere nasıl gidebiliriz? Ve bunları sağlarken kaynaklarımızı en etkin bir şekilde nasıl kullanıp yaşanabilir bir dünyayı nasıl devam ettirebiliriz? Bunlar hepimiz için artık bir kılavuz ve bütün hedeflerimizi, bütün planlarımızı, akıllı şehircilik teknolojilerini bu hedeflere hizmet edecek şekilde, dünyaya değer üretecek şekilde tasarlamamız gerekiyor. Şu an biz de bu projede, Bursa'da yürüttüğümüz akıllı şehircilik dönüşüm projesinde bu 17 hedefi kendimize kılavuz edinmiş durumdayız, önceliklendirmiş durumdayız. Tüm yaptığımız hedefleri, vizyonumuzu, misyonumuzu bu 17 hedeften besledik. Tüm yaptığımız alt faaliyetleri de bu hedeflerle desteklemeye ve takip etmeye çalışıyoruz. UN Habitat'ın bize vermiş olduğu destekle birlikte. Peki neden bu sürdürülebilir kalkınma hedefleri temelinde neye dayanıyor? Aslında hepimiz biliyoruz ki dünya mevcut kaynaklarını bu şekilde kullanmaya devam ederse gelecekte birçok alanda gerçekten zorlu günler bizi, insanoğlunu ve tüm doğayı bekliyor. Şu an baktığımızda nüfuslarında şehirlerin alınan göçten ötürü işsizlik, özellikle kırsal alanlardaki iş gücündeki değişim ve yaşlanan nüfusla birlikte ciddi bir göç var büyük ve mega kentlere. 2030 yılı itibariyle 662 şehrin 1 milyon yaşayandan fazla insana hizmet vermesi, altyapı sunması gerekecek ve bunların 43 tanesi 10 milyon insanın üstüne geçmiş olacak. Şimdi böyle baktığımız zaman hakikaten
bu kadar yoğun insan popülasyonunun bir araya geldiği bu ortamlar nasıl idare edilecek? Nasıl bir altyapıyla hizmet sunabilecek? Kaynaklarından nasıl değer üretebilecek? Bu çok büyük bir soru. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bununla beraber gerçekten dünyanın kent şehir ve kırsal şehir dengesi şaştı. Türkiye de bunu Cumhuriyet tarihiyle beraber gözlemliyor kendi içerisinde. Ama bugün zaten şu gün halihazırda tüm dünyada şehirlerin nüfusu kırsala oranla %55'i buldu şehir nüfusu. 2050'de bunun %68'leri bulması bekleniyor bu artan az önce belirttiğim nüfusun çoğalmasıyla birlikte şehirlerdeki. Yine bu dengesizlikle beraber şehirler biliyorsunuz birçok kaynağını kırsalda yapılan özellikle gıdaya ilişkin kaynağını kırsal kesimdeki tarımsal üretimlerden elde etmekte. Biz yeni dönemde bu kırsal alanlardaki insanı şehirlere çektikten sonra üretimi nerede gerçekleştireceğiz? Ki az önce bugün Bursa'da yürüttüğümüz inovasyon çalışmalarının birinde meyve bahçeleri projeleri gibi bir projemiz çıktı. Yani şehirlerin içinde bu bir dünyada da bir trend. Food Initiative diye bu circular ekonomiden gelen bir inisiyatif var tüm dünyada. Kendi gıdamızı şehirlerde nasıl üretebiliriz? İnsanları, kitleleri buna nasıl katabiliriz? Bu çok önemli. Bunu takip ediyor olmamız lazım. Keza aynı şekilde şehirler bu insan göçüyle beraber yoğun bir enerji tüketimi, yoğun bir araç kullanımı ve yoğun bir altyapı kullanımı söz konusu, enerji kullanımı ile beraber. Bunlar tabii küresel karbon salımına negatif anlamda ciddi etkiler gösteriyor. Karbon salımının %70'i şehirlerde gerçekleşiyor. Bunun geri kalanı da biliyorsunuz ağırlıklı olarak hayvansal yetiştiricilik ve diğer alanlardan gelmekte kırsal bölgelerde. Ama sanayiden, şehrin altyapısından ve araçlardan hakikaten ve ısıdan, binaların ürettiği ısıdan ciddi bir karbon salımı ve küresel ısınmaya etkiler söz konusu. Bunu nasıl önleyeceğiz? Ve son olarak tabii bütün bunlarla mücadele edebilmek için ciddi bir para, kaynak ve finansal araç gerekiyor. 3.7 trilyonluk bir yatırım öngörüsü var önümüzdeki dönemde. Bu değişen dünyaya adapte olabilmesi için şehirlerin ve modernizasyonu için bu kaynaklar nelerden sağlanabilir? Bunu görmemiz gerekiyor. Tabii şehirleri kendi içinde bir ağ olarak gördüğümüzde genelde bugüne dek konuşulan akıllı şehircilik uygulamaları genelde altyapı alanında öne çıkmaya başlamıştı. Dünyada birazdan akımın nasıl bir evrim gösterdiğinden de bahsedeceğim ama dört ana katmanda şehirleri görmemiz gerekiyor akıllı şehircilikten bahsediyorsak. Yani bir şehre bakış açımızı bu şekilde değiştirmemiz daha net görmemizi sağlayacak. Bir tanesi altyapı. Yani bütün şehirde veri üreten trafikten, veri ağlarından, enerji noktalarından veya çevreye ilişkin tüm noktalardan şehirlerde biz aslında veri üretiyoruz. Bu verileri bir şekilde toplamak ve bir araya getirmek gerekiyor. İşte bunlar için de sensörler devreye girmeye başladı akıllı şehircilik uygulamalarında. Yani bu sahada oluşan veriyi merkeze toplayan, bunları takip eden, izlememizi sağlayan sensörlere erişmemiz gerekiyor. Tabii bu sensörlerden gelen veriyi işleyerek, anlamlandırarak, çünkü bu veriyi anlamlandırarak ancak geleceğin problemlerini öngörmemiz, bazı analitik modeller kurgulamamız, veriden geleceğe ilişkin anlamlar çıkarmamız gerekiyor ki yeni servisler ve yeni hizmetler ortaya koyalım. İnsanlar ne bekliyor, vatandaş ne bekliyor? Gerçekten bazı hizmetlere erişemeyen kitleler, Pil'in de bahsettiği gibi temelde ne beklentilere sahipler? Verinin bunları analiz ederek, veriden yola çıkarak kök nedenlerden olası gelecek hizmetlere erişmemiz gerekiyor ki üçüncü katmanımızda hizmet katmanımız. Yani biz veriden, şehir kontrol merkezleriyle, ödeme hizmetleriyle, vatandaşa sağladığımız dijital kimlik ve dijital sistemlere giriş haklarıyla bu işi kolay ve iyi bir yaşam kalitesine, sürdürülebilir bir yaşam kalitesine insanları hizmetlerimizle, bu verilerden yararlanarak ortaya çıkardığımız hizmetlerle ulaştırmamız gerekiyor. Son olarak bunların uygulama noktaları. Yani biz bunu şehirlerdeki hareketlilik unsurları, yani ulaşım, yaya trafiği, bunları mı öne koyacağız? Çünkü birçok Türkiye'deki büyük şehrin problemi mobiliteden geliyor, hareketlilikten geliyor. Eğitim keza aynı şekilde halkı bilinçlendirmek, halkın ve toplumun ve sanayinin yetkinliklerini, hatta tarımın yetkinliklerini arttırmak, kabiliyetlerini arttırmak, kapasitesini geliştirmek yine ekonomik refahı ve sürdürülebilirliği etkileyen bir unsur. Akıllı şehircilikte bunu nasıl sağlayabiliriz?
Tabii ki turizm her şehir için önemli. Nasıl turistleri çekebiliriz? Bu veriyi turistlere hizmet olarak veya bir bilgi olarak onların bu seyahatleri sırasında yaşamlarını kolaylaştıracağıyla nasıl getirebiliriz? Beraberinde tabii artık bu veriden hareketle idari yapılar da değişmeye başladı. Karar alış şekilleri, karar yönetim mekanizmalarında veriden destek alan yeni yönetim tarzları, çevik yönetim tarzlarına doğru büyük bir gidiş var. Denemeyi, yanılmayı öğreniyorlar organizasyonlar. Bürokrasiler kırılıyor ve bir network gibi çalışmaya başlıyor belediyelerimiz. Bu yönetişim yapısını da öngörmek ve tabii ki COVID hayatımızın içine girmesiyle beraber hepimizin farkındalığı iyice artan sağlık konusu, sürdürülebilir bir sağlık altyapısına, bu tip pandemilere, bu tip felaketlere hazır olabilecek şehirlere ulaşmada da akıllı şehirciliğin destek olduğunu görüyoruz. Şimdi akıllı şehircilik konusu aslında geleceğin şehirlerine evrilmiş durumda. Çünkü üç kademeli bunu adlandırabiliriz. 80'ler ve 90'lı yıllar aslında bu sistemlerin, bu teknolojilerin ilk kurulmaya başladığı, şehirlerdeki birçok şehircilik uygulamasının teknoloji marifetiyle çözüldüğü veya veri üretmeye başladığı yıllar. Bu yıllardan sonra tabii silo bir yaklaşım var. Yani belediyelerimizdeki, sivil idarelerdeki belli departmanlar, belli projeler ortaya çıkardılar kendi başlarına. Çok bir entegrasyon olmaksızın kendilerinin o alandaki problemlerini çözmek üzere çeşitli uygulamalarla devreye soktular akıllı şehircilik uygulamalarını, veri üretmeye başladılar. Beraberinde artık yavaş yavaş bu üreten veri dijital dönüşüm temasının da 2000'li yıllarda hayatımıza girmesiyle birlikte artık bu kalkınmada dijitalleşmenin yani verimliliği, sürati, sürtünmeyi azaltıcı unsurları, erişilebilirliği artıracak şekilde dijitalleşmesi ve sistemlerin ürettiği verilerle birbirleriyle konuşması ortaya çıkmaya başladı. Ama son olarak özellikle 2000'li yılların sonrasında ve özellikle de 2010 yılı ve devamında artık bu şehirlerin dijitalleşmesinin, veri üretmesinin üstüne sürdürülebilirliği, hele hele COVID ile birlikte bu resilience dediğimiz şehirlerin Türkçe karşılığı dayanımlılık olarak diyoruz biz kendi jargonumuzda, bütüncül, kapsayıcı ve tüm kitlelere bu hizmetleri eriştirebilmesiyle ilgili geleceğin şehirleri, geleceğin o sürdürülebilir, yaşanabilir, refah düzeyi yüksek ve bu ürettiği veriden, kaynaklarından değer üreten yeni şehirlere geçiş teması ön plana çıktı. Peki bunu yaparken neden böyle bir değişime ihtiyaç duyuyoruz ve nasıl yapacağız? Tabii ki en önemli konu bu veriyi önce toplamamız gerekiyor ki üstünde bir anlam ifade edelim. Veriyi toplamanın önündeki en önemli engellerden birisi işbirliğine açıklığın eksik olması. Hele ülkemizde, belediyelerimizde yer yer departmanlar arası, kurumlar arası veya özel sektör, kamu arasında veri alışverişinde bazen sıkıntılar olabiliyor. Ama Türkiye'de bu anlamda belediyecilikte bir akım başladı. Bursa'da bunun öncülerinden oluyor. Açık veri, verinin endüstriye, başka paydaşlara kullandırılarak problemlere beraber bakış geliştirme yine önemli bir konu, işbirliği. Tabii teknolojiyle yakın mesai içinde olmak gerekiyor. Geçmiş teknolojilerle bu dönüşümü yapmak mümkün değil. O yüzden teknolojiyi yakın takip edebilmek yine bu dönüşümün önemli aşamalarından bir tanesi. Yine az önce Field Köprü projesinde çok net bahsetti. İnsanların yaşamının kalitesini ve refahını artırıcı unsurlara değinmek, onları bu dizayn ederken yeni projeleri veya hizmetleri işin ve sürecin içerisine katmak çok çok kritik. Servislerin verimliliği tabii dijitalleşmeyle beraber gelen bu verimlilik unsuru çok önemli. Çünkü sürdürülebilirliğin önünde en önemli etkenlerden bir tanesi kaynakların etkin kullanılamaması. Bu verinin kullanımı ve dijitalleşmenin verimliliğe, sürdürülebilirliği etkisini sürekli göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bütün bunları yaptığımızda şehrin tabii ki yatırıma çekiciliği artıyor. Yetkinlikleri, insan gücünü, sanayiyi, başka ülkelerden yatırımcıları çekebilme gücüne kavuştuğunu görüyoruz. Covid tabii olayı biraz değiştirdi. Bu şehirlerdeki dayanıklılık konusunu ön plana çıkardı. Ve yenilikçiliğe bakmamızı zorunlu hale getirdi. Çünkü yapılan anketlerde özellikle sosyal mesafenin, sosyal eşitliğin arttırılması Covid etkisiyle beraber daha da önemli bir konu haline geldiği tüm yapılan anketlerde görülmekte. Aynı zamanda ekonominin tehlike altına girmesi Covid'in etkileriyle beraber yine şehirlerin önceliği arasında. Buna nasıl ulaşacağız?
şehirlerin bu sürdürülebilir altyapıya ulaşmasında elimizdeki araçlar neler? Çok kısa özetlemek gerekirse, birincisi sunumun başından beri belirttiğimiz ve tüm projelerimize değinmeye çalıştığımız vatandaşın etkileşimi. Yani onlarla gerçekten onların ihtiyaçlarını kapsayıcı bir şekilde, yani tüm kitlelere erişecek şekilde okuyabilmek, izleyebilmek, onlarla empati kurabilmek. İkincisi, tabii ki bu döngüsel ekonominin bir unsuru olarak atığı bir toplama ve imha etme yaklaşımından bir kaynağa dönüştürmek kaçınılmaz bir ihtiyaç. Yeni ekonomik modellere, yani eski lineer ekonomilerden döngüsel ekonomilere geçip kullan at yerine kullan, dönüştür, tekrar kullan yaklaşımına ve bunların yeni ekonomik modellerine geçmemiz gerekli. Tabii bu yeni ekonomik modeller beraberinde belediyelerimize inovatif satın alma, değer bazlı satın alma dediğimiz yeni satın alma ve tedarik yöntemlerini geliştirmeyi beraberinde getiriyor. Satın alma sürelerinin nispeten uzadığı ama tüm paydaşlarla beraber derdin üzerinde birlikte çalışıp geliştirmenin olduğu bir yapı. Tabii bunu yapabilmeniz için de etrafınızda girişimcileri, teknoloji firmalarını barındırmanız, onlardan beslenmeniz gerekiyor. Bu 5 katalizörü eğer bir şehirde barındırabiliyorsanız dayanıklı, dayanımlılık, rezilyans sahibi bir şehre dönüşme mümkün. Ben sözlerimi burada sonlandırıyorum. Sonraki konuşmacılara da şimdiden başarılar diliyorum. Tüm izleyicilere de teşekkür ediyorum vakit ayırdıkları için. Ersoy Bey, şimdi sıra sizde. Ersoy Bey'i duyuyor musunuz? Duyuyorum. Tamam, teşekkürler. Merhaba herkese. Sunumum gözüküyor mu? Önce onu kontrol edeyim. Tam ekran görebiliyor musunuz? Evet. Tamam, teşekkürler. Önce herkese merhaba. CTBUH'e çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiği için. Çok değerli birlikte çalıştığımız insanlar var. Herkese de başarılar diliyorum. Ben de İzmir'de, yani Ege Denizi'nde ve İzmir'deki deprem dolayısıyla dersler çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Allah tekrarını göstermesin inşallah. Ben bugün özellikle Mehmet'in kaldığı noktadan devam edeceğim. Bursa'da yaptığımız projede bu trendler, Mehmet'in anlattığı trendleri Bursa Akıllı Şehir projesi içerisine nasıl yedirdik? Orada neler görebileceğiz? Nasıl gidiyor bu trendlerle etkileşimimiz, nasıl gidiyor? Biraz bunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü bazen trendler konumuzun dışında kalabiliyor. Sanki günlük hayatımızdan uzak kavramlarmış gibi geliyor ama bu trendleri biz belki de ilkel seviyelerde her zaman yaşantımızda görüyoruz. Mesela blockchain dediğimiz unsuru özellikle kripto paralarda görmeye başladık. Bu konuda benim de üzerinde durduğum konulardan bir tanesi, hepimiz bu konulara bakarken, mesela blockchain konusuna bakarken birer entelektüel olarak bakmamız gerektiğini, yani benim mesleğimde, benim yaptığım işte bunun ne anlamı var? Bunu sürekli keşfetmemiz gerekiyor. Projeye baktığımız zaman biz Bursa'da EY ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bursa'nın Akıllı Şehre Dönüşümü projesini yapıyoruz. Bu görmüş olduğunuz plan, önce bir mevcut durumumuza bakıyoruz. Mevcut durumumuza bakarken hem paydaşlarımızla çok yakın çalışmalar yaptık. Halk anketi yaptık. Orada az önce Fil'in de bahsettiği underrepresented group dediğimiz, biz buna Türkçe'de yeterince temsil edilmeyen gruplar dediğimiz 7 tane grup var. Bunları da dahil ettiğimiz ve projenin temel amaçları olan sürdürülebilirlik, kalkınma ve mobiliteyle ilgili bu konularda halka sorular sorduk. Bir endeks oluşturduk yine mevcut durum analizi sırasında. Bursa'yı diğer şehirlerle karşılaştırdık, 11 şehirle karşılaştırdık. Bu karşılaştırmanın sonucunda da elimizde gerçekten
Bursa'nın takip edebileceği, diğer şehirlere de aslında örnek olabilecek bir akıllı şehir endeksi çıktı. Ve Bursa'nın hem yapısal olarak hem kurumlarıyla nasıl bir olgunluk modelinde olduğunu gördük. Daha sonra vizyon oluşturduk. Bu vizyon çeşitli şehirleri yine kıyasladığımız bir çalıştayla birlikte ortaya çıktı. Şu anda da strateji geliştirme aşamasındayız. Mehmet'in az önce bahsettiği eğitimlerden bir tanesi bizim kapasite geliştirme eğitimlerimizden bir tanesi. Orada çok iyi şekilde strateji geliştirme sırasında birlikte çalışacağımız ekiplerle nasıl projeler üretebiliriz buna bakıyoruz. Daha bizim projenin temel çıktısı aslında kırmızıyla gördüğünüz Bursa'nın bir akıllı şehir stratejik planını oluşturacağız. Bunun yanı sıra Bursa için çok faydalı olacağını düşündüğümüz bir akıllı şehir akademisi, az önce söylediğim kapasite geliştirme eğitimleri ve akıllı şehir pilot projesi söz konusu. Baktığımız zaman bu projenin öncelikli faydaları neler? Bir kere Fil'in de söylediği gibi herkes için uygun fiyatlı, güvenli, sürdürülebilir ulaşım sistemleri oluşturmak, kapsayıcı bir büyüme ve inovasyon ve bilgi transferi. Üçüncüsü, kentsel kalkınma eylemleri tarafında vatandaşın katılımı ve mümkün olduğunca çok paydaşla birlikte bu süreci yürütmek. Bu süreci yürütürken Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni, yani bir anlamda bu işin ana faydalanıcısını bütün paydaşlarla bir arada tutacak en güçlü yapıştırıcıyı sağlayabilmek temel hedeflerimizden biri bu. Bu bakımdan biz vatandaş katılımının ve paydaş katkısını çok önemli görüyoruz. Yine projenin amaçlarından bahsedecek olursam, kapsayıcı bir şehir planlaması, yani planlama yönü de çok güçlü. Bunu akıllı şehir teknolojileri kullanarak oluşturmak üzere planlama tarafında bazı çıktılar üretmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki vatandaş, daha iyi bir hizmet sunumu olması için Mehmet'in de hepimizin de çok üzerinde durduğu verinin toplanması, yönetimi ve analizi konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir kapasite geliştirme programı uyguluyoruz. Şimdi hayatımızdaki trendlerle projemizin kesiştiği noktalar neler? Ben kısaca bahsedeceğim, çok fazla detaya girme imkanımız olmayacak. İnşallah yine başka bir etkinlikte bunların detaylarını da konuşabiliriz. Ama şöyle, dünyadaki iklim krizi dediğimiz artık şeyle biz de yüzleşiyoruz. Ve projenin içerisinde Birleşmiş Milletler Habitat'la birlikte sürdürülebilir kalkınma amaçları, SKH demişim, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumu değerlendirdiğimiz bir tool var. Yani assessment tool oluşturuldu. Burada Bursa ve Türkiye projeleri bu tool'un oluşturulmasında öncü rol üstlendi. Bu bakımdan gerçekten çok mutluyuz. Yaptığımız her aktivitenin data toplamaktan vatandaşla görüşmeye kadar bu habitatın sürdürülebilir kalkınma amaçlarının nasıl bir etkisi var, ne kadar iyileştirebiliyoruz, bunu ölçtüğümüz çok faydalı bir tool oluşturuldu. Bu bakımdan sürdürülebilirlik ve iklimle uyum, iklim kriziyle mücadeleyi bu projede önemsiyor, onu söylemiş olayım. Mehmet'in az önce söylediği, bu döngüsel ve paylaşım ekonomisi bizim projemizin de içinde. Özellikle Bursa BEPKA, yani Bölgesel Kalkınma Ajansı olan BEPKA, simbiyotik endüstriyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıyor. Yani ajanslar arasında en önemli çalışmayı yapan ajanslardan bir tanesi. Dolayısıyla Bursa'da bu konudaki istekli öncü şehirlerden bir tanesi olacak metropol olarak. Biliyorsunuz artık ekonomilerde hem döngüsel taraftan hem paylaşım tarafında birbirimizin çıktılarını kullanmaya bakacağız. Bu bakımdan da Bursa, biliyorsunuz, Türkiye'nin en önemli otomotiv, tarım,
tekstil üreten şehirlerinden bir tanesi. Bu anlamda birbirini tamamlayıcı olması lazım. Yine film bahsettiği veriyi toplarken biz şu anda şimdiden hazırlığını yapmaya başladık. Bursa verilerini toplarken Filin de bahsetti, bu yeterince temsil edilmeyen gruplara dağılmış şekilde veri toplamaya ve bunu anlamlandırmaya çalışıyor. Yani yapmak istediğimiz şey bir verinin içerisinde kadın ne kadar, çocuk ne kadar, bunlar içerisinde engelliler ne kadar, biz bir topluluğa baktığımız zaman data olarak görüyoruz. Dataya baktığımız zaman da artık kendi içinde yeterince temsil edilmeyen gruplar bazında bu veriyi almaya çalışıyoruz. Bu bizim veri toplamamızda çok önemli bir dönüşüm sağlayacak. Aynı zamanda bu esnek çalışma ve uzaktan çalışma modelleri zaten COVID-19 ile birlikte projenin içerisine dahil edildi. Özellikle bu uzaktan çalışma, yani telecommuting dediğimiz şeyin ulaşım modelini nasıl etkileyeceğini biz ele alacağız. Bir diğer konu, burada çok mutlulukla söyleyebiliriz ki Bursa'nın akıllı şehir vizyonu şöyle oluştu. Kaynaklarından değer üreten şehir olarak kendini tanımlıyor. Bu çok çok değerli bir şey. Burada asıl kasıt tabii ki veri, yani daha fazla veriye dayanma ve daha fazla veriyi anlamaya çalışma ve karar alma süreçlerinde bu veriyi kullanma. Dolayısıyla veri bizim en önemli kaynağımız olarak görüyoruz. Burada özellikle nesnelerin interneti dediğimiz IoT, hatta bu Internet of Everything'e doğru gidiyor. Yani her şeyin internetine doğru gidiyor. Dolayısıyla projenin içerisinde özellikle hızlı kazanım ve stratejik projelerde kendi verisinden değer üreten sonuçlar ortaya çıkarmaya çalışacağız. Az önce Mehmet'in de söylediği, biraz sonra Cüneyt Bey de bahsedecek, çok güzel bir gelişme var. Bursa açık veri konusunda gerçekten çok istekli. Bunun altyapısıyla ilgili de şimdiden çalışmalar başlamış durumda. Biz de projede hem onu desteklemeye devam edeceğiz. Yani bir açık veri platformunun en başarılı nasıl olması gerekiyorsa akıllı şehir tarafında, o konuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Burada yine Bursa çok akıllı şekilde davranıyor. Biliyorsunuz çok önemli bir şehir. Ticaret geçmişi, sosyal geçmişi çok derin olan bir şehir. Biz de burada bir akıllı şehir ekosistemi oluşturmak için Bursa ile birlikte çalışıyoruz. Burada çok paydaşlı bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ekosistemde biliyorsunuz Bursa'da çeşitli teknoloji transfer ofisleri var. Proje sırasında da sürekli onlarla birlikte iletişim içerisindeyiz. Yine Akıllı Şehir Akademisi, yani bu konunun yani sizler bizler nasıl merak ediyorsak Bursa'daki girişimcilerin de vatandaşların da oradaki paydaşların, teknik kişilerin, sosyal çalışmalar yapanların akıllı şehir daha iyi anlayabilmesi için bir akademi oluşturmayı düşünüyoruz. Böylece projenin devamında da çok hızlı şekilde herkese yayıldığını, herkesin akıllı şehir tarafında proje üretebilir olmasını istiyoruz. Yine akademi tarafında bir miktar orayı laboratuvar olarak kullanma olarak da düşünebilirsiniz. Bu biliyorsunuz dünyada Living Lab'ler akıllı şehir tarafında gerçekten çok önemli driverlar haline geldi. Burada da bu UI UX dediğimiz, yani vatandaş deneyiminin sunulduğu ve vatandaşların şehirde onlar için bir hizmet üretilirken fikir aşamasından itibaren onlar için madem yaratılan bir servis, hizmet. Dolayısıyla vatandaş ondan ne beklediğini, ne durumda daha iyi olabileceğini, hangi şekilde daha kullanılabilir olacağını, daha sürdürülebilir olacağını, ya da çocuğu için, ya da yaşlı annesi için, ya da engelli kardeşi için nasıl daha iyi olabileceğini deneyimleyebilecekleri ve hizmeti üretenlerle onlara anlatabilecekleri bir ortam oluşturmayı istiyoruz.
Bunda da bu UX design tool'larını kullanmayı düşünüyoruz. Bir diğeri girişimcilik. Tabii ki Bursa'nın ticaret tarafında çok, dediğim gibi az önce, çok önemli bir şeyi var, geçmişi var. Bundan da faydalanmayı çok arzuluyoruz. Bu arada Mehmet'in de söylediği, gerçekten bu hızlı değişimler, dünyadaki hızlı değişim, yani geçen düşünün 10 ay, belki de daha da kısaltalım en yoğun şekilde, 8 ayda neler yaşadığımızı, hayatımızı nasıl değiştirdiğini. Dolayısıyla hem planlamada hem akıllı şehirde böyle 30 yıllık, 20 yıllık hedefler koyamıyoruz, koymamalıyız zaten. Daha hızlı sonuçlar üretmemiz lazım. Dolayısıyla akıllı şehir tarafında da bu trendlerin bize mümkün olduğunca en yakın zamanda, yani kısa erimli çalışmalar yapmamıza doğru bizi yönlendiriyor. Ve böylece biz gerçekten hedeflere ulaşabilir olacağız. Şu anda ben pek 30 yıllık, hatta 10 yıl sonrayı gerçekten hayal edemiyorum bu gidişle. Dolayısıyla bu süre ve zaman kavramındaki değişim bizim hedeflerimizi 5 yıl, maksimum 9-10 yıllık hedeflere doğru götürüyor. Bu hızlı değişimde hem proje sırasında bütün bu paydaşlar bir aradayken, bu gücümüz varken, bu istekliliğimiz varken, aynı zamanda da bizi zorlayan unsurlar varken, biz yaklaşık 3-4 ayda bir hızlı kazanım projeleri döngüsü oluşturduk Bursa'da. Burada hızlı, etkili, ekonomik ve kolay hızlı kazanım projeleri oluşturmaya çalışıyoruz. Bir miktarından, yani gerçek hayata değen kısımlarından Cüneyt Bey de bahsedecek. Son olarak da Bursa Büyükşehir Belediyesi, sol tarafta gördüğünüz çok sevdiğim bir şey oluşturdular, görsel oluşturdular. Gördüğünüz gibi Bursa halkını kral ve kraliçeler olarak gösteriyorlar. Yani bizler Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, onların resmettiği şeyi anlatmaya çalışıyorum size. Bursa halkını bir kral, kraliçe olarak görüyor ve buna hizmet edecek olan birimleri ona odaklanan birimler olarak görüyor. Dolayısıyla biz şimdiden, Mehmet Bey'in de az önce bahsettiği, dün de ben eğitimdeydim, çok paydaşlı proje ekipleri oluşturmaya başladılar. Bu silo karşıtı dediğimiz, Mehmet'in de az önce söylediği, siloları ortadan kaldıran yatay esnek ekipler, ekiplerin olduğu, sizin proje yönetimi tarafında bu katılımcıların çok benden daha iyi bildiği esnek ve yatay ekip yapılanması içerisinde çalışmayı bir düstur haline, bir kural olarak koymuş durumdalar. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra sorularınız olursa yanıtlamaya çalışacağım. Teşekkürler Ersoy Bey. Şimdi Cüneyt Bey'in konuşmasını duyuyoruz. Cüneyt Bey. Merhaba Şeyda Hanım, teşekkürler. Ektim. Şu an ekranımı paylaşmaya çalışıyorum ama henüz açılmadı. Bu arada minik bir şey de ekleyeyim ben siz ekranı açarken. Daha önce konuşmacılar projeden ve programdan bahsetti ama bu çalışmaların büyük bir bölümü, yani büyük bölüm derken hepsi, Birleşik Krallık Refah Fonu Geleceğin Şehirleri programı çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından sürdürülebilir bir kentsel büyüme ve küresel refah artışını sağlamak amacıyla başlatılmış bir program. Türkiye'de ilk defa o uygulanıyor ve stratejik ortağı UN Habitat Arup'da buradaki uygulayıcı ortağı. 3 şehirde yapıyoruz biz. Cüneyt Bey'in açıldığına kadar ben konuşmaya devam edeyim mi? Susayım mı Cüneyt Bey? Cüneyt Bey, ben yardımcı olabilirim dilerseniz. Ben yardımcı olabilirim. Olabilir, sanırım ekranım dondu. Evet, paylaşamıyorum şu anda görüntüyü. Tamam. Tamam, çok siz iyi olur. Bahsettiğiniz, evet, zaman ben şey yapacağım. Peki şöyle bir şey yapalım mı? Bir soru var ve bu soru büyük bir ihtimalle daha çok
Şimdi soruyu bulmaya çalıştım. Tekrar şurada bir yerde olacak. Mehmet Bey'e, ha yok açtınız tamam süper, sonra soruya geliriz. Cüneyt Bey siz devam edebilirsiniz. Tamam Ersoy Bey, teşekkür ederim. Merkeze merhabalar. Ben öncelikle sunumuma Bursa'yı kısaca tanıtarak başlamak istiyorum. Bursa Türkiye'nin kuzeybatısında yer alan bir şehrimiz. 3 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin 4. büyük kenti olma özelliğini taşıyor. Tarihi milattan önceki döneme Bitinya'ya kadar uzanan Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olması burayı önemli kılan diğer bir özellik. Zengin tarihi ve kültürel yapısının yanında Osmanlı Devleti döneminde İpek Yolu ve Baharat Yolu gibi iki önemli ticaret yolunun üzerinde yer aldığı için önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bursa günümüzde de gelişmiş imalat sanayi ve ticaret sayesinde küresel bir çekim merkezi konumunda. Türkiye'nin ekonomik bünyesinde önemli bir paya sahip. Bölgedeki otomotiv, tekstil, makina, mobilya gibi sanayi sektörleri yüksek rekabet gücüne sahip. Tekstil ve otomotiv şehirde öne çıkan en önemli iki sektör. Türkiye'deki her iki araçtan biri Bursa'da, şehrimizde üretilmekte. Öne çıkan sektörlerin yanında raylı sistemler, havacılık, savunma gibi yükselen sektörleri de yüksek teknoloji ürünleri üretmeye devam etmekte. Bursa şehrinden de yola çıkarak sanayileşmeyle ile başlayan kırsal alanlardan kentlere göç, şehirlerin vatandaşlara daha fazla imkan sağlayan merkezler olmasını sağladı. Hızlı kentleşme her ne kadar şehirlerin ekonomik büyümesine, kalkınmasına ve şehirlerde yeni fırsatlar yaratılmasına örnek olsa da aynı zamanda birçok sorunun da ortaya çıkmasına neden oldu. Bu sorunlar maalesef kentleşmenin yeterince iyi planlanmamış olması ve artan vatandaş taleplerine karşılık kaynakların yetersiz kalmasından. Buna ilave olarak hızlı kentleşme, sosyal eşitsizlik ve gelir dağılımında eşitsizlik gibi sorunları da beraberinde getiriyor. Tüm bu sorunlara baktığımızda yerel yönetimlerin karşılamak için çaba gösterdiği vatandaş taleplerinin de zaman içinde değiştiğini gözlemliyoruz. Burada bir kavram ortaya atılıyor ve biz buna akıllı şehir diyoruz. Yani toparlamak gerekirse akıllı şehir kavramı değişen koşullar karşısında vatandaş ihtiyaçlarını ve şehir sorunlarını sürdürülebilir büyüme, sosyal refah, vatandaş katılım ve inovasyonla birlikte karşılamak amacıyla ortaya çıkıyor. Akıllı şehirlerin merkezinde de yerel yönetimler yer alıyor ve bizler de hizmetlerimizde belediyecilik anlayışımızı akıllı şehir kavramlarıyla yeniden şekillendiriyoruz. Geleceğin Şehirleri programı kapsamında yürüttüğümüz Bursa'nın akıllı şehre dönüşümü projesinde gerçekleştirdiğimiz paydaş görüşmeleri ve analizlerle şehir ihtiyaçlarını ve öncelikleri belirleyerek vatandaş odaklı hizmetlerin tasarlanması ve bu hizmetlerin şehir bütününde yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm bu çalışmalar yapılırken yine veriye dayalı karar mekanizmalarının kurulması ve bunun için gerekli altyapının sağlanması adına faaliyetlerimizi planlıyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi süreciyle birlikte belediyecilik hizmetlerinde yeni trendlere ilave olarak farklı eğilimlerin de ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Örneğin en çok bundan etkilenen alanlardan biri ulaşım sektörü oldu. İnsanların seyahat etme alışkanlıklarında değişimler meydana geldi. Dünyada pek çok şehirde pop-up bisiklet yolu uygulamaları, e-scooter gibi ulaşım araçlarına olan ilgi arttı. Biz de Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin belirli noktalarında toplu taşımayı alternatif olarak kullanabileceğimiz paylaşımlı bisiklet uygulamasını hayata geçirdik. Aynı zamanda belirli bölgelerde bisiklet yolu yapımına başladık. Raylı sistem hatlarında yoğunluğu azaltarak güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak adına bekleme süresini 2 dakikaya indirerek aynı hatta yolcu kapasitesini %60 arttırmak amacıyla raylı sistemlerde sinyalizasyon sisteminin revizyonuna gittik. Bunda birinci faz çalışmalarını tamamladık. Aynı zamanda sürdürülebilir ulaşım çözümlerini üretmek adına personelimizin yetkinliğini arttırmak amacıyla sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı eğitimi düzenledik. Bursa Büyükşehir Belediyesi 1996 yılında kurmuş olduğu coğrafi bilgi sistemleri merkeziyle Türkiye'deki belediyeler arasında bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği akıllı şehir uygulamalarına baktığımızda coğrafi bilgi sistemlerinden üst düzeyde yararlandığını görmekteyiz. Belediyemizin akıllı şehircilik uygulamalarına göz atacak olursak, şehirdeki tüm yerel yönetim ve altyapı kurumlarının entegre olduğu altyapı ruhsat süreçlerinin coğrafi bilgi sistemi tabanlı web uygulamalarından yönetildiği altyapı bilgi sistemi, belediyemizle bağlı iştiraklerinin gerçekleştirdiği yatırımlarının süreç ve konum tabanlı takibinin yapıldığı yatırım izleme sistemi, insansız hava araçları kullanılarak toplanan verilerin CBS ortamında analiz edilmesi sonucunda şehirdeki dönemsel değişimin incelendiği projemiz, vatandaşların bulundukları yerden Bursa'nın herhangi bir yerine toplu taşıma kullanarak nasıl gideceğinin cevabını veren, aynı zamanda gerçek zamanlı otobüs lokasyon bilgisi sunan, ayrıca NFC ve QR kod bilet seçenekleri bulunan Bursa Kart mobil toplu taşıma uygulaması ve Bursa katı atık depolama alanında metan gazından elektrik enerjisi üreten tesisimiz gibi pek çok fonksiyonel alanda öne çıkan akıllı şehir uygulamalarımız olduğunu söyleyebilirim. Bursa'nın akıllı şehre dönüşümü çalışmaları kapsamında hızlı kazanım, yani Ersoy Bey ve Mehmet Bey'in de bahsettiği üzere hızlı kazanım yakalama metodolojisiyle kısa sürede etki yaratacak projeler belirledik ve bunları hayata geçirmeye karar verdik. Hızlı kazanım projelerimizden ilki şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışını benimseyen akademi, özel sektör ve diğer paydaşlarda şehir için çözümler üretilmesine zemin sağlayacak Bursa Açık Veri Portalı. Bir diğer projemiz ise önceliği engelli vatandaşlarımız olmak üzere herkes için erişebilirliği geliştiren, engelsiz bina sayısının hızla artmasını tetikleyen, Bursa'nın akıllı şehir farkındalığını artırmak üzere paydaşların gönüllü katılımını sağlayan farkında bir Bursa projesidir. Bursa'yı bekleyen gelecekte otomotiv, makine gibi sektörlerdeki firmaların üretim yetenekleri, uzay ve havacılık gibi ileri teknoloji gerektiren alanlara taşınması hedeflenmekte. Bu doğrultuda Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Bursa Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen çocukların ve gençlerin uzay ve havacılık alanındaki farkındalığını artıracak ve bu alanda yapılabilecek çalışmalara ilham vermek üzere Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezinin geçen hafta açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağının yetiştirilmesi, yerli ve milli teknoloji üretilmesinin desteklenmesi, bilgi teknoloji alanında girişimcilik kapasitesinin artırılmasına zemin yaratacak akıllı şehircilik ve inovasyon merkezinin hayata geçirilmesi adına fizibilite çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bilindiği üzere fikri mülkiyet haklarına Türkiye'nin sahip olduğu, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle yola çıkan Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Bursa'da üretilecek ve bu alanda bir mobilite ekosistemi oluşacak. Biz bu durumu akıllı şehir olma yolunda ilerleyen şehrimiz için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ben sunumumu burada sonlandırırken yereldeki bağlantılar dışında da şu an devam eden Birleşik Krallık Geleceğin Şehirleri programında olduğu gibi uluslararası bağlantıların da çalışmalarımıza güç katacağına inanıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Cüneyt Bey, Ersoy Bey ve Mehmet Bey. Şimdi bir 10 dakika soru cevap şeyimiz var, bölümümüz var. Bir soru gelmiş ama sorunuz kime diye sordu Sinan Burak'tan. Kime olduğunu söylememiş. Ben soruyu okuyayım. İstiyorsanız siz daha çok acaba Ersoy Bey ve Mehmet Bey arasında mı bu cevap paylaşılabilir? Bilemedim. Birazcık da aslında bu yani akıllı şehirle de çok alakalı değil ama ben yine de soruyu okuyorum. Kırsal nüfusun azalması ve kentsel nüfusun artması uzun süredir gözlenen bir eğilim. Kestirimlerden siz de bahsettiniz. Şehirlerin ekolojik evet. ayak izlerinin büyüklüğünü arttıracak, bu eğilime karşı kırı koruyacak, zenginleştirecek, sosyal, ekonomik ve ekolojik ve off the grid yerleşimler üretmek hayalcilik mi? Tek yol şehirleri akıllı ve yoğun yapmak mı? Mehmet ben başlayabilirim. Sen de dilersen devam edersin. Olur mu? Tabii. Ya
Evet. Bir parantez vereceğim, sadece söyleyeyim. Sinan Bey o zaman ne olur sonuna kadar kalsın. Sertaç Hanım zaten başka bir ayağını anlatacak Sağlıklı Sokaklar bölümünde. Orada da cevap, ona herhalde cevap olacak bazı şeyler olabilir. Şimdi size geri dönüyorum. Buyurun. Tabii ki şehirler bir gerçek ama bir fenomen diyebiliriz. Ama kırda çok önemli. Özellikle iklim krizinin kapımızda olduğu bir dönemde kırlar gerçekten çok önemli. Yani şehir dışındaki yaşam alanları, insanların yaşam alanlarını da geçelim. Habitatın yani habitat yaşam alanı dediğimiz, bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. Yani çeşitli canlılar var, hayvanlar var, bitkiler var. Dolayısıyla o tarafın yaşaması bizim yaşamamız anlamına geliyor. Dolayısıyla sadece şehirleri akıllandırmak bu anlamda gerçekten bize hiç yetmeyecek. Bu konuda çeşitli çalışmalar var aslında. Akıllı kırsal alan çalışmaları da var. Özellikle tarımın, sosyal çalışmaların daha ağırlıklı olduğu. Hatta şeyler de var. Onları da takip etmenizi ben öneririm. Akıllı adalar projeleri var. Çeşitli akıllı ada projeleri var. Kendi kendine yeten adalar projeleri var mesela. Orada tabii bir konseptten bahsediyor aslında. Yani bir çevre kendi kendine sürdürülebilir olabilir kavramından yola çıkan bir çalışmalar. Ama ben çok uzatmayayım. En önemli kısımlardan bir tanesi özellikle ben Türkiye için söyleyebilirim. Tabii ki kırda köylerde tarım yapacak, üretim yapacak nüfus çok azaldı. Ve bunlar arasında orada yaşayanlar yaş ortalaması çok arttı. Gençlerin çoğu şehirde yaşıyor bir miktar. Bunu ben en iyi yine tarımda teknolojiyle aşabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki bu kadar insanı tekrar kıra döndürmek belki zor olabilir. Ama tarımı daha teknolojik hale getirebiliriz. Ben bazen şöyle örnekler veriyorum. Yani biz küçük tarlalarda çok az mekanik enerjiyle, alet edevatla tarım yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da şeyi hayal edin. Yani çok büyük ovalarda, çok büyük tarım alanlarında 8-10 tane biçer döverin anında girdiği, hatta bu biçer döverleri şu anda uzaktan da kontrol edebiliyorlar. Üzerinde insan olmadan. Çok büyük alanlarda tarım yapılmaya devam edilebiliyor. Dolayısıyla biraz doğa tarafında, kır tarafındaki gelişmemizin ve orayı güçlü tutmamızın yöntemlerinden biri de yine teknoloji diye düşünüyorum. Ersoy, şey yapabilir miyim? Giriş yapabilir miyim? Evet, ben de tabii, katkı sağlayabilir miyim? Evet. Yani Ersoy'u şöyle açayım. Şimdi teknoloji boyutu tabii önemli ama teknoloji de bir kapital. Yani günün sonunda biz kentlerden köye insanları geri götürebilmemiz için orada önce o kapitali de anlamlı kılmamız lazım. Yani finansal sürdürülebilirliği tarif etmediğiniz zaman bu tip uygulamalar gerçekçi olamayabiliyor. Şimdi bunun aslında en güzel örneği İsrail'de var. İsrail'de kendi kendine bu ekonomik döngüsünü sağlayan kırsal bölgeler mevcut. Mevcut rejimin içerisinde bile tüm hayat standartlarını kendi içinde yaşatabilen, hiç de ütopik olmayan bu tip bölgeler var ve İsrail biliyorsunuz çok küçük bir toprak yüz ölçümüne sahip olmasına rağmen dünyanın en önemli sebze ve meyve üreticilerinden bir tanesi, uluslararası sebze ticaretinde de ciddi bir rol oynuyorlar, Hollanda gibi. Şimdi bunun hayal olmadığını kanıtı buradan en azından kendi içinde var. Ama ben teknolojiye gelmeden önce başka bir boyutundan size bir pencere açmak istiyorum. Bunun kitlesel nasıl gerçekleşebileceğiyle ilgili biz geçtiğimiz dönemde Ticaret Bakanlığı ile beraber bir proje olarak değil ama bakanlığa bir destek olarak Türkiye'deki hal dataları ile bir analiz gerçekleştirdik. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'deki tarım ticareti yasal zorunluluktan ötürü hallere girmek zorunda. Ve sebze hal ve meyve halleri üzerinden. Yaş, sebze ve meyve özelinde söylüyorum bunu. Bu durumdan ötürü maalesef Türkiye'deki tarımsal değer zincirinde katma değerin %60'ından fazlası aracılara gidiyor. Yani üreticiye ve kırsaldaki çalışanlara gitmiyor. İkincisi, bu değer zincirindeki aşırı tedarik zincirindeki nokta sayısı fazlalığından ötürü Türkiye'de tükettiğimiz bütün yaş ve meyve sebzenin %50'si de atık oluyor.
Yani biz şu an 100 üretiyoruz. 50'sini bildiğiniz göz göre göre sadece hanedeki kullanımdaki atık değil, tedarik zincirindeki... Müdahale ediyorum. Buyurun. Ama ne olur biraz hızlanabilirsek daha birkaç tabii, soru tabii. Daha Şimdi soruya hızlı yanıtı açacağım şeyden hemen bitiriyorum. Yani özetle konu ekonomik ve finansal modelle alakalı. Eğer biz köylümüzün direkt malını satabildiği ve köylüyle direkt tüketici arasındaki kanalı azaltabildiğimiz ve tedarik zincirini toparlayabildiğimiz müddetçe bu değer zinciri terse döner ise Fransa biliyorsunuz kırsal endüstri yoğun bir ülkedir. Modern bir ülke gibi görünür ama aslında tarım ana ekonomik şeyidir. Hollanda keza. Şimdi bunlara baktığımızda bu mümkün. Şu an regenerative farming dedikleri döngüsel ve sabanla değil tamamen doğal yöntemlerle bitkisel çeşitliliğin artırılarak doğal döngüdeki bitkisel çeşitliliğin artırılarak normal bir araziden 10 katı 15 katı verim alınabilmesi artık bugün kanıtlandı ve zaten erozyonla mücadelede bu rejeneratif farming unsurlarına da geçiş yapmamız gerekiyor. Yoksa toprağa sabanla sürerek bu işler artık olmayacak. Bence bir ütopya değil, gerçekleştirilebilir bir unsur diyeyim. Ama ekonomik bir unsur, teknoloji bence bunun ikinci boyutu diyebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Şeyda Hanım çok soru var. Onları nasıl yapalım? Evet. Şimdi bir tane Cüneyt Bey'e ben maalesef seçmek zorunda kalacağım aralarından. Tane Cüneyt Bey'e bir soru var. Bursa Akıllı Şehir Projesi'nin en heyecanlı ayaklarından birisi açık veri çalışmaları. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işletmelerin ve Bursalıların bir an önce açık veriden faydalanmaya başlanmasına yönelik atılacak gerçekçi adımlar neler olabilir diye Cüneyt Bey'den rica edeceğim. Bir soru daha söyleyeceğim. Kalanları artık maalesef size gönderirim katılımcılara. Bir şekilde halletmeye çalışırız. Ya da bütün herkes konuştuktan sonra zaman kalırsa o sorulara tekrar cevap veririz. Buyurun Cüneyt Bey. Şey, Hanım, tekrar alabilir miyim? Kusura bakmayınız. Bağlantımda bir sorun oldu da sorunuzu tam duyamadım soruyu. Akıllı Şehir Projesi'nin en heyecanlı ayaklarından birisi açık veri çalışmaları. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin işletmelerin ve Bursalıların bir an önce açık veriden faydalanmaya başlamasına yönelik atılacak gerçekçi adımlar neler olabilir diye size yönlendirmişim. Biz açık veri platformumuzla ilgili tüm paydaşlarla görüşmelerimize başladık. Hangi tür verileri buna dahil edebiliriz? Biz bu açık veri portalını sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir veri portalı olarak planlamıyoruz. Bunu tüm şehrin verisini yayınlayacağımız, Bursa'daki tüm paydaşlarımızın verilerini sunacağımız, vatandaşların taleplerini de dikkate alarak verilerimizi sunacağımız bir portal olarak planlıyoruz. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Son soru, Mehmet veya Ersoy cevaplayabilir bunu onlara. Çevre planlaması için toplanan veriler, mesela ekosistem ve altyapı değişim verileri, aynı vatandaşların verilerinin değerlendirilmek için toplandığı gibi vatandaşlarla da paylaşılmalı mı? Vatandaş çevresindeki değişimden haberdar edilmeli mi? Bahsettiğiniz Akıllı Şehir Akademisi'nde bu verilerden fark edilen anlaşılan problemlere çözüm getirebilir mi? Vatandaş da çevre tasarlamasında etkin yol alabilir mi? Acaba Cüneyt Bey'in de bahsettiği açık veri platformu bunun bir başlangıcı olabilir mi? Bunun zaten katılımcılık yapabiliriz ama çok kısa biz bu projelerin hepsinde yani Fil'in en başta konuşmasının en önemli nedenlerinden biri buydu. Siz de bugün bahsettiğimiz bu programın dahilinde geleceğin şehirleri programı dahilindeki bütün projelerin olmazsa olmaz kalbinde sosyal kapsayıcılık pardon sosyal kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliği oturuyor ama lütfen Bursa projesine özel bunu anlatırsanız en kısa şekilde ben, çok sevinirim çünkü diğer oturumdan 20 dakika çalmış durumdayız şu anda. Ben sorulara yazarak da cevap vereceğim. Soruları görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tam da sizin sorduğunuz soruların gerçekten karşılığı olarak açık veri platformu oluşturuluyor. Bu konuda Ayşe Melis Hanım sormuş. Bu tam da konuştuğunuz konularda
bir yapılanma içerisinde olacak akıllı şehir açık verileri. Kısaca böyle cevaplayayım Şeyda Hanım. Ben de çok kısa şunu söyleyeyim. Bir yeniliğin oluşması için merkezde insan veya kullanıcı olmalı. Kullanıcının kendisine sorduğunuz zaman Ford'un dediği gibi, Henry Ford'un dediği gibi ben insanlara sorsaydım daha hızlı koşan atlar isterlerdi dediği gibi. Yani siz kökte yatan ihtiyacı veriyle en iyi okuyabiliyorsunuz. Sorguyla değil sadece anketler zayıf kalıyor ürün tasarlarken. O yüzden bu açık veri platformu ve muadil veri üzerinden ihtiyaçları tespit yenilikçilik alanındaki en kritik adım. Bence Bursa'da bu olacaktır. Bir soru daha gördüm onu da söyleyeyim. Döngüsel ekonomi açısından Türkiye'de sürdürülebilir döngüsel ekonomi platformunda bir döngüsel ekonomi materyaller marketi diye bir şey kuruldu. Artık geri dönüşüm piyasasına bu ürünleri geri satabiliyorsunuz bu market üzerinden. Yazma şansım olmayabilir. Araba kullanıyorum çünkü. O sorunun sahibine de umarım bunu göndermiş olayım. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ediyorum sevgili Mehmet Bilez, Ersoy Pehlivan ve Cüneyt Taşkesen'e katılımları ve katkıları için. Sayelerinde biraz hem Türkiye'de sürdürülen Bursa'nın ilk akıllı şehire nasıl dönüştürüldüğüne dair bilgi aldık. Hem de geleceğin şehirlerinde olmazsa olmazı olan akıllı şehirler hakkında biraz bize ufuk turu yaptırdılar. Tabii ki bunlar çok büyük konular. Biraz sonra geçeceğimiz konularda ne yazık ki alan zamanımız çok kısıtlı. Ama bu süreçte biz bu programı ve bu projeleri sürdürürken daha başka bir araya gelmeler, bu tip bilgi paylaşımları yapacağız. Biraz önceki sorunun aslında bir cevabı biraz da bende. Yani bu zaten bu projede paydaş katılımı danışmanı olarak yer arıyorum. Ve en önemli ayaklarından biri projenin her adımının, yani projelerin, programın kendisi katılımcılığın olması. Yani biz her seferinde dönüp hem dezavantajlı hem o şehirlerin sivil toplum örgütlerine, halkına, mahallezeki en ufak birimlerine kadar soruyoruz, dinliyoruz. Zaten geleceğin şehirlerinde olmazsa olmazı ya da yönetişim dediğimiz şey, katılımcılık, sormak olmazsa olmazlarından biri. Şimdi yine hepimizin gündelik hayatını son derece ilgilendiren başka bir konuya geçeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız hem projenin hem de bu proje, ya bu da bir Türkiye'de bir ilk. Bugün aslında Türkiye'de ilk kez yapılan böyle özel projeleri ve bu projelerin nasıl Türkiye'nin bazı bölgelerini, şehirlerini geleceğe hazırlandığını öğreneceksiniz. Bu Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı tarafından bir hibe desteğiyle yapılan aslında bir program bu. Şimdi geleceğin şehirlerinde kentsel hareketlilik konusuna geçiyoruz. İlk olarak sözü Arup Midlands Ulaşım Planlama Lideri Johnny Oje ile vereceğim. Ardından bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan hem sürdürülebilirlik, ulaşımdaki kentsel hareketlilikteki sürdürülebilirlik kriterlerinden söz edecek. Hem de şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde neler yapılıyor, bizim gündelik hayat, yani bize aslında bir anlamda da belki de bazı müjdeler verecek. Yes, Johnny, now we are waiting for your... Thank you. First of all, thank you very much for inviting me to speak today. It's an absolute pleasure. What I will cover in my session is to try and give you an introduction to SUMPs, try and explain what a SUMP is, and talk about one or two examples related also to COVID, and then that nicely goes on to our next speaker, who will talk about Istanbul SUMP. Personally, I am involved as an international expert in the Istanbul SUMP, so it's great, and it's something that's really, really important. If I start off with the word SUMP, which is Sustainable Urban Mobility Plans, this is not something new. Sustainable Urban Mobility Plans, most of you in the past would have recognized them as under two headings. One is master plans, transport master plans, or recently, before SUMPs came, it was known as multimodal studies. That has since been developed and moved on. And SUMPs is the new word. SUMPs is not necessarily a choice between cycles
walking or car. And indeed, sumps are not anti-car. And that is really important in our thinking and as we move forward. In terms of policy, as an example, the European Commission adapted sumps, but also more importantly, funding institutions. I refer there to organizations like the World Bank, like EBRD and EIB. And I know that EBRD are very active in Turkey, in the transport sector in particular. And there is a very important link there, which I'll come on to. The aim of SUMPS really is to improve the quality of life for residents and visitors to cities by addressing major challenges. This includes quite a lot of topics, but most importantly now, transport is not a silo. It is not a one compartment. Transport now goes hand in hand with air and noise pollution, and more importantly, with climate change. The thinking about transport has completely changed, and climate change is at the top of the agenda. And it's not surprising that transport is one of the key contributors to environmental harm. So it does aim to provide a better service, and transport is probably a very wide word. I prefer to use the word accessibility. And if we get accessibility right, as an example, your tall buildings will be financially more attractive. So it is a better investment for your investors. It is a better quality of life. And that will be shown by the master plan or by the adjoining area where your tall buildings might be located. So it is a win-win situation. But also SUMPs cut across a lot of dimensions in terms of functionality. And it looks at different policies. And more importantly, it looks at it from a component of different levels of government. And of most importance, local residents and other key stakeholders have a say in SUMPs. And this is where stakeholder engagement is completely different to what was done in the past on multimodal studies or transport master plans. Next slide, please. So, trying to summarize goals and mobility needs. We have cited that the central goal of improving accessibility to urban areas and providing this high quality and sustainable mobility within urban areas. It has to take regards to the needs of a functioning city, and it has to seek to contribute to development of urban transport systems. By that, there are several key components. It has to be accessible and meet the basic mobility needs of all users. And I think Phil quite eloquently covered that topic earlier, but the word all users, and I think Phil highlighted the word all in his presentation, which is really, really important. It also seeks to balance and respond to diverse demands for mobility and services. One important component here is we're not trying to get people to use the car, or we're getting people to walk or cycle. Transport doesn't work like that. Transport works in a way that most of us do between 3 to 5 journeys a day. And what is really important is to give people choice and allow them to choose what journey they wish to take. So you might wish to walk to the shops to buy your lunch, you might wish to walk to work, but at night you might want to go to the movies with your family and you'll take the car. That's what I mean by it's not anti-car, which sometimes is an unfair label. And the responsiveness of the diverse demands of mobility and transport to serve these citizens, businesses and industry, because it's not just one component that comes in and out of the city. It also provides a guide to a well-balanced development and better integration of different transport modes. One of the biggest failings in the transport field is when you don't have good interchanges of modality. So if I'm coming on a bus and I want to catch a train or vice versa, if that interchange isn't really good and slick and easily available, that will deter people from using those modes of transport. And also, of course, we need to balance the economic viability, social equity, and health and environmental quality. Another key issue is optimizing efficiency and cost effectiveness, and most importantly, making better use of urban space
and of transport infrastructure and services. Making better use of urban space, I think this is something that we've all come to learn a lot better with COVID. And there's a lot of examples around the world as to poor densities that led to more COVID deaths and urban spaces where designs have been very good and adaptable to COVID-19. Very, very small example, but quite important when you are designing. And then enhancing the attractiveness of the urban environment, quality of life, public health, not forgetting traffic safety and also security, because security and transport go hand in hand, unfortunately, in the world we live in. So the final one really is reducing air and noise pollution, greenhouse gas emissions and energy consumption. I think these are things that everybody signed up to and wants everybody to contribute better to an overall performance. For example, within the EU setup of the Trans-European Network and the transport systems as a whole. Next slide, please. Some key points. When we're working with local governments and local authorities and funding institutions, there is a really clear advantage by producing a sump. And that can be broken down into three key areas. One of them is to have a clear strategy for your sump, and your sump can start off with some really good quick wins. You then move into a short-term strategy, followed by a medium and then a long-term strategy. And those horizons are not set down in it should be 5 years, 10 years or 15 years. It really depends from each location to the other. It also will allow you to validate your approach and your technical logic that you're adopting in your sump. And most important is the demonstration of stakeholder engagement. And I'll talk about that in the next few slides. One thing to bear in mind that when cities and governments want to introduce transport schemes, most of the time money is not enough and you can't, for example, meet the needs of rail improvements and car-borne improvements and bus improvements. And you're always fighting against trying to have enough money to develop all your proposals. And therefore, lending institutions and people like EBRD, EIB, the EU, the World Bank come in. But inevitably, you are in a situation of fighting for funding. You are competing most probably against other cities in your country, but also you're competing against money being channeled elsewhere to other countries. So it's always a very tight issue, and therefore the justification of funding and the justification and having a clear logic pattern and a clear strategy that can be developed via SUMP is really, really important. Next slide, please. Just very, very briefly, personal experience that I have been involved in and Arup have been involved in. We list about seven cities in various locations that have adopted SUMPs. And Sofia in Bulgaria is a typical example where that allowed us on behalf of the municipality of Sofia is to apply for considerable amounts of money to the EU that were granted as part of applications, grant applications that were backed up by a SUMP, or at the time it was called a master plan. And by setting those clear visions and being able to come up with not only a phasing strategy, but to come up with a funding strategy, Sofia was able to get a fair bit of money into its coffers. Similarly, two cities that we have been involved with, and that's for EBRD, Cluj and Timișoara in Romania. Again, we set out strategies for SUMPs and we set out a program of delivery that allowed funding to be provided. And indeed, both those cities are currently implementing their SUMPs. And we're very proud to be involved in the Istanbul SUMP, the first in Turkey. Next slide, please. So this diagram effectively shows you the cycle and the various steps of a SUMP. I don't intend to go through every single detail on this slide, but maybe we can make it available because this sets out the structure of the wheel and the various components. And I'll try and summarize very quickly because these are really the steps that you most probably would go through when you're setting up a SUMP strategy.
So the first thing you really think about is your working structure. And really, you're looking at your resources, because remember, if you're working for the government or a local authority, you are the client. You need to be very good technically and provide the right resources, because you are going to be the owner of the sump. When the consultant has done the sump, the consultant can help you, guide you, and maybe can be involved in the delivery of one or two projects. But ultimately, you're the custodian of this exercise. Then you really need to determine the planning framework and look at your planning requirements, and each city, each town will have its varied interests and planning regulations. The third key element is you really need to understand how your mobility works at the moment. What works well, what doesn't work well, what are the issues, and how can you validate that? Most of the times, multimodal modeling is implemented to help you analyze the situation, because models are used to predict future behavior. Then you look at building up and assessing scenarios. Scenario development is a very, very key component of a sump. And again, from location to location, it can vary, but you might have a strategy or a set of scenarios that might include highway-led scenarios, traffic management-led scenarios, bus-led, LRT, metro, walking, cycling. And it inevitably, when you start looking at scenarios and assessing scenarios, the preferred scenario will come out as a combination of series of scenarios. So you pick the best components and bring them in together. That has been our experience to date. And it will be interesting to see how Istanbul will go, because we're at the scenario development stage, but my colleague will talk a bit more about it in the next session. Very, very important to develop a vision and strategy, and stakeholder engagement is really, really important. And I'll come on to that in the next slide or two. Setting targets and indicators, or KPIs as we call them, because you're trying to judge your objectives that you set out, and the objectives can vary from town to town or city to city, but generally the headlines, such as the 17 goals, you know, some goals of those are very, very relevant, the UN goals to transport. Some might be more towards mass public transport, some might be towards better car accessibility along certain corridors, some might be walking and cycling. So setting targets and indicators are really, really important, because you're trying to measure against that. And that really nicely leads you into what we call the measure planning stage. And really, you're selecting measures packages with your stakeholders. Bringing your stakeholders on board from day one is really, really important. Because not only are your stakeholders people that have interest, but they're the people that are most likely to use the system or have an interest in the system in some shape or form. In measure planning, you really need to agree actions and responsibilities, and identifying funding sources and assessing financial capacities is really, really important. And we know one of the results of COVID-19 is that governments don't have enough money. You know, and quite rightly, governments probably have to look after health and education as a priority, and probably transport comes as number three in most locations. So you are really stretching out for other funding sources, and this is where the correlation that I spoke about earlier with the banks, for example, EBRD, that you probably see a lot and hear about in Turkey, is a very important component, because they will be putting their money into these type of measures that come out. And what I mean by measures is solutions, you know, and they can be infrastructure projects, you know, in whatever shape or form. And therefore, organizations like these banks and funding institutions need to see a transparent process and need to understand how you got to that decision. Is it the best value for money? And more importantly, your stakeholders, are they happy with what you're trying to deliver? Because buy-in is really, really important. Then the next step and the final step in measure planning, you're really looking at preparing the sump and the schemes for adoption and financing. And then the final element really is the implementation and monitoring. And this is where I talk about the local authorities are really important, because they are the custodian and the implementer, and they will be responsible on behalf of the stakeholders for managing the process.
And monitoring, I can't stress how important monitoring is and how important a review is and lessons learned. From each of the cities that we worked in, there are lessons learned that we can bring to the Istanbul SUMP without doubt. Next slide, please. In the Istanbul SUMP, just very, very quickly, the way we've set up is we have a local, very strong local team, and we have an international team that helps support the local team. If I just try and explain the function of the international team, we really put together a group of experts that have carried out SUMPs elsewhere. And also they are individual experts, individual areas. So one area might be buses, public transport and ticketing. One might be walking and cycling, etc. And one of our functions on the Istanbul SUMP is to provide advice on goals, objectives and themes and help prepare those themes. Another is providing international standards and practice and knowledge transfer. Knowledge transfer and sharing of knowledge between colleagues is really, really important. You know, what worked well, what didn't work well, and the blending of international practice with local knowledge and local expertise is a fundamental component. Therefore, the ability to guide the local team, but also learn from the richness of the local team, because despite us being international experts, the local team really know their town or city. And that's where you get that valuable combination of both. We're also able to help in setting the strategy and the inputs requirements into the assessments. And also we can offer impartial advice when we are attending stakeholder meetings, because sometimes stakeholders can have varying interests, and that can lead to some impartiality and to some extent some friction between members. So we could act as very good facilitators. And also, most importantly, we can advise, for example, about technology in new markets, where new markets are going. There's no point having SUMPs that look at things today and don't take into account things in the future. And one of them is the way that the speed of technology is going. For example, maybe potentially 2035, maybe 2040, you're going to have a lot more electric vehicles. You're going to have a lot more autonomous vehicles, not necessarily in every city, but in some cities, if not most cities, you'll have an element of autonomous vehicles. So how do you adapt to that and ensure that as a strategy works? So, and how does that affect, for example, your parking stock? You know, with tall buildings, you have standards now for parking. If autonomous vehicles come into play, does that mean, as an example, you might need more drop-off areas and pick-up areas than car parking spaces? And you need to balance that in your design and your thinking going forward. Next, please. Stakeholder engagement, I've said that's really, really important. And like Phil said, it's really important you go across the spectrum and ensure that you've consulted and brought people on board from all walks of life. And from place to place, it can vary depending on the local environment. But what you could do, you could set up focus workshops, you could carry out surveys, and they can be not just traffic surveys, they could be household interviews, employee interviews. You could have consultation panels where you might bring a series of architects, a series of engineers, a series of local residents. And that is really important, because the richness of people and bringing in different backgrounds and different expertise areas. So you might be an expert in transport and understand traffic, but you're not a user in that particular city. So bringing in a user that might have an interest in cycling or walking might be a good way of dealing with it. So it is open to local environments and how you feel that should be run. But paying attention to stakeholder engagement is absolutely fundamental, because you really want the people who are the end users of whatever you are implementing to buy into that kind of system. Because if that happens, you've got a good chance of your policies and your interventions and measures being very successful. Next slide, please. This is just a short diagram, and very quickly I'll go through it, but it shows you the city of Malmo and how they had some very important components.
And I'm not going to read every single one of them because I think we've touched on all sorts of issues here, such as health and, you know, cultural issues and the environment, the ambience that you're in. But you imagine if you've got two tall buildings either side of this kind of environment, like I said earlier, it will add to the value of your portfolio. It will allow people to stay longer in places. It gives accessibility to all. And that can only help provide a much more vibrant economy. And one thing I would advise you is, as designers of tall buildings and any kind of urban environment, is think about the landscape, the streetscape, about accessibility around you. Because it's not just about, for example, a $1 million apartment, but accessibility to it is really bad. You know, you really have to think collectively and a bit more strategically and a bit more wider outside your development envelope. And if you do that, I would argue that your development would be much more successful. Next one, please. This is my final slide, and I touch on COVID because we've all had to adapt to COVID-19. I think in Turkey, you have a very good opportunity. In a lot of cities in Western Europe, they're now talking about the 15 or 20 minute neighborhood. I would argue that in most of your towns and cities, you've already got your 15 minute and 20 minute neighborhoods. And what is meant by that is it's trying to keep all your trips within a certain environment and a certain level of accessibility, which might mean at certain times of the day, less reliance on the car. But I would argue that you have the momentum and you have the ability and a head start compared to quite a lot of cities in the UK, for example, where here we have very strict planning rules and it's either residential and you can't even have a shop down the road, compared to other cities where you see very much more mixed land use and the environment that you live in. So these are the sort of lessons that we're starting to learn from COVID-19. We're starting to learn that people want more space to walk. And that's not necessarily a bad thing, because probably in our design standards in all cities, we don't provide enough space for people to walk. So I would expect, as a result of COVID-19, that is a design aspect that we would be looking at a lot more closer. And the ability to cut the journey, we call it in the UK the first mile and the last mile. Let's call it the first couple of kilometers and the last kilometer. And if we can try and provide more choice of mobility, then that is a really good thing. I hope my presentation has given you a quick guide as to what a SUMP is and its importance. And it really is a really important component of any successful funding. Thank you very much for the opportunity and stay safe all. Thank you, Johnny. Thank you a lot for your contribution. Şimdi sevgili Utku Cihan'a sözü veriyoruz ve İstanbul'da neler yaptığını dinleyeceğiz, yaptıklarını dinleyeceğiz kendilerinden. Merhaba herkese. Teşekkür ederim Şeyda Hanım. Aynı zamanda Johnny'e de teşekkürler. Çok iyi bir çerçeve oldu benim için de. Biraz da son slide'da özellikle pandemi dönemi, COVID dönemiyle ilgili de bir atıf vardı. Aslında ben de bu dönemdeki İstanbul'daki yaşadığımız bazı sorunlarla başlayarak ve sonrasında yaptığımız projeleri biraz aslında anlatmak istiyorum. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı, evet, İngiltere Refah Fonu ile beraber bu çalışmanın içerisindeyiz. Avrupa'yla beraber çalışıyoruz ve İstanbul için İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz bir plan çerçevesi üzerinde devam ediyoruz. Tabii bu sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını aslında yaklaşık olarak 10 yıldır takip ediyorduk. Çünkü Türkiye'deki ulaşım politikalarının revize edilmesi gerekliliği zaten güpegündüz ortada. Dolayısıyla bunun için başka bir bakış açısı ihtiyacımız vardı ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları da bize bu bakış açısını sağlayacak durumda. Tabii 10 yıl önce takip ederken sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı çalışmaları ya da Avrupa'da uygulamış olan şehirleri takip ederken aslında gelecekte böyle şeylere çok ihtiyacımız var. Keşke
kullanıcıları buna ikna etsek, bir şekilde bir farkındalık yaratsak ve bu dönüşümü gerçekleştirsek diye konuşurduk. Ama artık o sürece gelmiş durumdayız. Yani bizim artık kimseyi ikna etmeye ihtiyacımız yok. Çünkü biz eğer şehirlerimizi bu bakış açısına dönüştüremezsek hep birlikte çok kötü sonuçları yaşamak zorunda kalacağız. Şeyda Hanım biraz önce sunuşunda müjdeler belki verecektir demişti ama ben biraz öncelikle moral bozmak istiyorum. Çünkü gerçekten ulaşım sistemimiz, İstanbul'daki ya da Türkiye'deki ulaşım sistemi sürdürülebilir değil. Bu bizde pandemi döneminde bunu anladık ve gördük. Çok açık bir şekilde karşımıza çıktı. Özellikle ulaşım talebinin ya da yolculukların %80-90 oranında, toplu taşıma binişlerinin %80-90 oranında düşmesi bunun çok net göstergesiydi. Belediye olarak ulaşım hizmetini bir şekilde, yani insanların hakkı olan, kentlinin hakkı olan ulaşımı servisini sağlayabilmek üzere tabii ki belediye biraz daha şanslıydı. Ekonomik olarak bu sürdürülebilirliği biraz daha ilerletebilirdi. Bunu da yapmaya devam ediyor. Ama bir taraftan da Türkiye kentlerindeki yarı yolcu yoğunluğunu ya da yolculuk hizmetini sağlayan bireysel taşımacılar dediğimiz özel sektörün bu sürdürülebilirliği, bu hizmeti sağlama şansı yoktu. Çünkü yolculuk gelirleri düşmüştü ve orada ya çalışmayacaklardı ya da zarar edeceklerdi. Tabii ki çalışmamayı tercih etti birçoğu. Dolayısıyla biz gelecekte artık dünyanın krizlerle ve bu tür pandemi koşullarıyla ilerleyeceğini, çok uzun süreler özellikle bu koşulların devam edeceğini düşünüyoruz. Sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı içerisindeki senaryolardan bir tanesi de tabii ki bu. Ve bunun da ancak bu ulaşım politikasının, kentlerimizdeki hakim ulaşım politikalarının dönüşmesiyle var olabileceğini düşünüyoruz. Biz artık verimlilik üzerine çalışmak zorunluluğumuz var. Biz bütün ulaşım sistemlerimizi birbirleriyle yarışır halde değil, birbirlerini destekleyen halde kurgulamazsak, planlamazsak gelecekte çok daha büyük sorunlar yaşayacağız. Bu sistemi sürdürülebilirliğini sağlayamayacağız. Aslında Johnny konuşmasında bu bir fırsat dedi aslında. Bu fırsatı biz görüyoruz. Özellikle bugün daha yeni yaşanan bir örnek var. Kentlerin akıllı kentlerden bahsediyoruz ama kentlerin akılcı bir şekilde planlanması ve yönetilmesiyle ilgili de bizim kentlerimizin buna ihtiyacı var. Bugünkü örnek de şöyle bir örnekti. İstanbul'da uzun yıllardır konuşulan ama hiçbir zaman hayata geçirilemeyen mesai saatlerinin kademelendirilmesi meselesi bugün Valilik İl Sağlık Kurulu'nun kararıyla beraber önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Bu bir tavsiye kararı niteliğinde şu anda ama yine de biz uygulayabildiğimiz ölçekte mesai saatlerini farklılaştırarak örneğin organize sanayileri daha erken, kurumları daha geç ya da çıkış saatlerinde farklı mesai saatleriyle beraber daha akılcı bir ulaşım, yani talebi yönetmenin bir yöntemini İstanbul'da hayata geçirmiş olacağız. Bu sadece bir örneği, buna benzer başka adımları da kentlerimiz için çok kararlı bir şekilde atmak gerekiyor. Evet, bu bir fırsat, acı bir fırsat. Yapacak bir şey yok bu konuda. Ama bu adımları artık, bu söylemleri özellikle çok cesur bir şekilde söylemek, savunmak ve bu adımları atmak gerekiyor. İstanbul'dan biraz bahsetmek istedim ben de. İstanbul'u tanıtmak değil tabii ki amacım ama İstanbul'da yaşadığımız sorunları belki biraz anlatmak lazım. Pandemi koşulları dediğim gibi bize çok fazla şey öğretti. Ama İstanbul'da tabii ki sorun sadece ulaşım sorunu değil. Sorun İstanbul'un kentsel gelişimi, planlaması. Dolayısıyla çözülecek, yapılacak çözüm önerileri de tüm bu süreçleri kapsayan süreçler olmalı. Mekansal planlarla birlikte, işte zaten sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı, bundan sonra SUMP diyeyim biraz daha kısa olsun. SUMP'un vizyonunda da olan mekansal planlarla ulaşım planlarını entegre ederek biz ancak şehirlerimizde bu ulaşım çözümlerini hayata geçirebileceğiz. Çünkü görüyoruz örneklerini, erişim önemli olan şey. Artık evden bazı hizmetlere ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla artık bakış açısını biraz daha hareket etmekten, ulaşmaktan
Tabii ki hareket etmek önemli ama hizmetlere ulaşmak, erişmek asıl mesele. Dolayısıyla kentin aslında yapısını biraz daha bu anlamda değiştirmek ya da kurgulamak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bunun bizim için en önemli vizyon belgesi de sürdürülebilir kentsel hareketlilik planları. Pandemiyle beraber şunu herkes gördü. Çin'de başladığında da gördük. Bizim şehirlerimizde de çok açık görüyoruz. Toplu ulaşım yolculukları yarılara kadar geldi. Geri geldi insanlar. %50'ler oranında şu anda binişler var toplu taşımada. Ama trafiğe baktığınızda, otomobil kullanımına baktığınızda İstanbul'da şu anda eskisinden, pandemi önceki dönemden daha da yüksek düzeyde. İnsanlar artık toplu taşımadan, ki aslında biraz haksız bir şey durumunda, toplu taşımada bulaşı riski evet var ama başka ortamlara göre çok düşük bir risk. Ama buna rağmen insanlar toplu taşıma kullanmayı artık tercih etmiyorlar İstanbul'da, diğer şehirlerde olduğu gibi daha fazla özel araç kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bu bizim aslında bir tehlike değil. Yani biz bununla baş edemeyiz. Yani bizim Türkiye'deki şehirlerimiz bununla baş edebilecek düzeyde değil. Çünkü mevcut bir kentsel gelişim, mekansal gelişim var ve mevcut şehirlerimizin bununla, özellikle bu biraz önceki sunumlarda, Cönül'ün sunumunda olduğu gibi otomobil karşıtlığı değil kesinlikle. Ama kentsel mekandaki ihtiyaçlarımızı toplu taşımayla ya da sürdürülebilir seçeneklerle eğer biz karşılayamazsak bununla mücadele etme şansımız yok. Mevcut kentte, tabii ki İstanbul'da kentler hep farklı planlama politikalarıyla ya da ulaşım politikalarıyla özel araçlar için tasarlanmış, otomobiller için tasarlanmış. Bu biraz önceki sunumdalarda da olduğu gibi yayaların ya da bisikletlilerin şehirde çok fazla rahat hareket edememesini birlikte getiriyor. Bu tabii ki İstanbul için de çok büyük bir oranda sorun anlamında şu anda. Belki biraz daha çok detayına girmeyeyim. Zaten bunu buradaki herkes de biliyordur. Bisiklet ve yaya erişimiyle ilgili yetersiz alanlarımız var. Şehirde, sokaklarda özellikle daha çok alan özel araçlara ayrılmış durumda ve yayanın hareketi çok mümkün halde değil İstanbul'da. Bunun bir nedeni de kısa vadeli çözümlerle aslında İstanbul'daki ulaşım sorunlarına cevap verilmeye çalışılmış. Dolayısıyla bizim aslında sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı ihtiyacımız tam da bu anlamda, bu politikayı değiştirmek için bize bir vizyon belgesi ihtiyacı ortaya çıktığından böyle bir arayış ve böyle bir işbirliği bizim için hayati önemdeydi. Ve bununla beraber aslında bu çalışmaya başlamış olduk. Herkes biliyordur ama kısa bahsedeyim. İstanbul, TomTom verilerine göre İstanbul en kötü trafiğe sahip 20 şehir arasında dünya kentleri sıralamasında 6. Yani en kötü 20'nin 6. kötüsü. Dolayısıyla aslında trafik demek bir taraftan da çevre demek. Bunu zaten buradakileri anlatmaya gerek yok gördüğüm kadarıyla. Emisyon oranlarının %70'i ulaşım türleri arasında karayolunun küresel düzeydeki emisyonların %70'ini oluşturuyor. Yani bizim aslında trafik sıkışıklığımız sadece kentteki bu paylaşımı değil, aynı zamanda zaman kayıpları oluşturuyor ve çevre anlamında da bizim açımızdan sorunlar yaratıyor ve daha aslında bir sürü sosyal psikolojik sorunları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla tüm bunların bir araya gelmesiyle beraber İstanbul Yaşam Kalitesi İndeksine göre, 2019 verisine göre dünya kentleri arasında 130. sırada şu anda yer alıyor. Dolayısıyla bizim aslında ulaşım sistemimiz hayat kalitemizi, yaşam kalitemizi çok kötü oranda etkiliyor. İstanbul'u böyle anlatmak istemezdim ama bunların biraz farkında olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi bir taraftan tabii ki sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlarını aslında uzun zamandır konuşuyoruz. Farklı şehirlerin farklı ihtiyaçları var. İstanbul'da dolayısıyla aslında farklı ihtiyaçları var ve buna özel bir çözümler üretmek gerekiyor. Dolayısıyla bu süreç aslında İstanbul'u analiz etmek üzerine ve İstanbul için farklı çözüm önerileri, İstanbul'a uygun çözüm önerileri üretmek açısından önemli. İstanbul'daki katılımcılığı sağlamak, İstanbul'un sorunlarını analiz etmek, verisini analiz etmek ve sonrasında da İstanbul için bir sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı oluşturmak bizim amacımız.
Dolayısıyla aslında bu yaklaşık 10 yıldır, 15 yıldır sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı ile ilgili oluşan literatür içerisinden biz İstanbul'a uygun bir sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı yapmak üzerine yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Bir yıl içerisinde de bu planı sonuçlandırmış olacağız. İstanbul'un ihtiyacı tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi türler arasında entegrasyon bizim için çok önemli. Şu anda şehrin yapısında birbiriyle yarışan bir sürü ulaşım sistemi var, ulaşım türü var. Dolayısıyla bu sistemi bir bütün halinde görmek ve bununla beraber çözmek ve bunu bir vizyon halinde çözmek ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının aslında ihtiyacını, vizyon ihtiyacını bizim en önemli sorunlarımız haline getiriyor. Biraz önce de bahsedildi, çok detaylandırmayayım ama Türkiye şehirlerinde daha önceden ulaşım ana planı yapılırdı. Yani biraz daha trafiği odağa alan, ulaşım yatırımlarını odağa alan planlar vardı. Ama artık bu vizyonu değiştirip sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı vizyonundaki gibi katılımcılığı dikkate alan, çevreyi dikkate alan ve değerlendirmeyi, yani öz değerlendirmeyi, aslında planın kendi süreçlerini değerlendirmeyi dikkate alan bir vizyona ve bir vizyon belgesine ihtiyacımız vardı. Bununla birlikte biz Eylül 2019'da İngiltere Refah Fonu ile beraber, Birleşmiş Milletler Habitat'la beraber ve Arup'la beraber bu süreci başlattık. Bahsettiğimiz gibi yaşam kalitesini arttırmak, hareketlilik gereksinimlerini karşılamak, entegrasyon, katılımcılık ve değerlendirme ilkelerinde dikkate alarak İstanbul için bir sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı çalışması içerisindeyiz şu anda. Bu planın özellikleri aslında şöyle: Türkiye'de ilk sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı bittiği zaman, eğer tabii başka bir plan ortaya çıkmayacaksa, ilk plan olmuş olacak Türkiye için şu anda üzerinde çalıştığımız plan. Bu aynı zamanda sayısal olarak da 15 milyonun üzerindeki nüfusuyla dünyanın en büyük sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı çalışması. Pandemi sürecinde öncesinde biz başlamıştık ama hızlıca ekip, bu arada çok gerçekten sağlam ve iyi bir ekiple çalışıyoruz. Teşekkürler onlara da. Kendimizi hızlıca pandemi süreçlerine adapte ettik ve pandemi süreçlerinde elde edilen bir plan olmakla beraber aslında kendi literatürünü de pandemi sürecinde hazırlanan bir sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı olması anlamında da bir, bu anlamda da ilk planlar arasında. Kısaca amaçlarından bahsedeyim. Yani bu bahsettiğim gibi sürdürülebilir kentsel hareketlilik planının aslında birçok siz amacını görebilirsiniz. Ama biz bunu İstanbul için ihtiyacımız olan amaçları belirlemiş durumdayız şimdiye kadar olan süreç içerisinde. Erişilebilir, ödenebilir bu amaçlardan bir tanesi. Erişilebilir, ödenebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemine sahip olmak bizim tabii ki temel amaçlarımızdan bir tanesi. Biraz önce bahsettiğimiz en yoksul gruplar için dahil toplu ulaşımın ödenebilir olması, hane halkının özellikle ulaşıma harcadığı bütçenin payının azaltılması. Her şeyi buraya yazmadım, çok kısa özet, çok zaman almamak için kısa özetleyerek geçiyorum. Kentsel erişilebilirliğin tabii ki yükseltilmesi, dezavantajlı grup dediğimiz grupların özellikle ulaşımdan eşit şartlarda yararlanması, türler arasında entegrasyonun sağlanması gibi amaçlar, gibi hedeflerle, aslında bunların her biri de ölçülebilir hedefler, bunların her birini süreç boyunca ölçeceğiz ve belirlenen program içerisinde bu hedeflere ulaşıp ulaşmadığımızda değerlendirmiş olacağız süreç içerisinde. İkinci amacımız çevresel olarak sürdürülebilir ulaşım sistemine sahip olmak. Bunun için tabii ki sera gazı salımının azaltılmasına yönelik hedeflerimiz var. Hava kalitesinin azaltılmasına yönelik, hava kalitesinin arttırılmasına yönelik hedeflerimiz var. Toplu ulaşımda elektrikli araç sayısını her anlamda arttırmaya çalışıyoruz. Özellikle toplu ulaşımda elektrikli araçlarla ilgili çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Elektrikli taksilerin sayısını, özellikle belki bazılarınızın haberi vardır, taksi sisteminde hizmet kalitesinin artması için bir çalışma yürütüyoruz. Bununla beraber İstanbul'da elektrikli taksilerin kullanılması amacıyla da beraberinde bir çalışma yürütüyoruz. Diğer bir amacımız ekonomik olarak sürdürülebilir ve dayanıklı ulaşım sistemine sahip olmak. Biraz önce bahsetmiştim, pandemi koşullarında evet biz kendi işletmelerimiz açısından toplu taşımayı ayakta tutmaya çalıştık, sürdürülebilirliğini sağlamaya çalıştık ama diğer bireysel ya da özel şirketlerin verdiği hizmeti onların kendi başlarına ayakta tutma şansı yoktu ve biz pandemi sürecinde
özel halk otobüsleri dediğimiz lastik tekerlekli toplu taşıma araçlarına, otobüslere sübvansiyon verdik. Yani bir kaynak aktardık ki hizmete devam edebilsinler. Onun dışında deniz ulaşımını destekledik. Deniz ulaşımını hizmetini veren yine özel sektördeki şirketlere sübvansiyon verdik ki ayakta kalabilsinler ve çok önemsediğimiz deniz ulaşımı konusunda bizim paydaşımız olmaya devam etsinler. Maliyetlerini karşıladık ayakta kalabilmeleri için. Hatta metroyu bile sübvanse ettik, metroyu bile destekledik. Ama bizim de sonuç olarak gelecek süreçte bunları yapabilmemiz çok mümkün değil. Dolayısıyla bu sistemin aslında kurumsallaşması, verimliliğinin sağlanması ve bu döngüsünün sağlanması çok önemli. Bu bizim gelecek için tasarladığımız bir şey değil. Şu anki süreçte aslında özel halk otobüslerini sisteme dahil ederek, hatta minibüsleri sisteme dahil ederek ya da taksileri bir şekilde sisteme dahil ederek bu sistemin, bu hizmetin sürekliliğini sağlama zorunluluğumuz var. Dolayısıyla aslında bu bizim için kısa vadede, orta vade bile değil, kısa vadede çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi, amaçlarımızdan bir tanesi. Ulaşım ve yolculuk emniyetini, güvenliğini arttırmak mutlaka, kaza oranlarının azaltılması, bunlarla ilgili zaten yürüyen çalışmalarda yapıyoruz ve çok önemli, çok önemsediğimiz bir konu. Ölüm ve yaralanmalı sayılarının düşürülmesi, yayalım ve bisikletliğin özellikle biz İstanbul'da yürümeyi ve bisikleti bir ulaşım modu olarak, ulaşım türü olarak görüyoruz ve gelişmesi için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Dolayısıyla güvenliğinin sağlanması, onun kullanılmasının içinde bir artı pozitif yaklaşım olacaktır. Dolayısıyla bunları da bir taraftan yapmaya çalışıyoruz. Kent içi ulaşımda yolcu güvenliğinin mutlaka sağlanması, toplu taşımanın özellikle tercih edilebilir hale getirilmesi ve güvenlik de bu nedenle önemli etmenlerden bir tanesi. Bunun için de gerekenlerin yapılması çok önemli ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı vizyonu içerisinde. Trafik hacimleri, sıkışıklığını ve otomobil bağımlılığını azaltmak, bunun üzerinde konuşuyoruz. Dediğimiz gibi biz otomobile karşı değiliz ama özellikle şehir merkezinde hem metro ile ulaşılabilecek, otobüs sistemlerinin olduğu, gemiyle gelinebilecek birçok alanda da aslında bunların birçoğuyla ulaşılabilecek alanlar varken kent merkezinde ben otomobilimle gelmek istiyorum diyenleri biraz kısıtlamak gerekiyor. Dolayısıyla biraz da bu anlamda politikalar üretmeye çalışıyoruz. Otopark politikası bunlardan bir tanesi. Trafik yönetimiyle bu anlamda verimliliğin arttırılması gibi politikalar aslında bizim kısa zamanda uygulamak istediğimiz, uygulayacağımız, bu vizyon belgesiyle aslında uygulamaya geçeceğimiz önemli noktalardan bir tanesi. Toplu taşımayı teşvik, dediğimiz gibi bizim kentlerimizin tek seçeneği var. Toplu taşımayı teşvik etmek, toplu taşımanın kalitesini arttırmak, toplu taşımayı özendirmek, araç özelliklerini geliştirmek, durak istasyon özelliklerini geliştirmek, entegrasyonunu sağlamak. Dolayısıyla biz toplu taşımaya ne kadar çok yatırım yaparsak insanlar o kadar çok tercih etmeye başlarlar. Özellikle elektronik ücret toplama sistemlerinin entegrasyonu, bisikletin entegrasyonu ya da parket devam ettiler gibi özel aracın kullanımının azaltılacağı alanlarda yatırımlar yapmak ve bunun üzerine çalışmak bizim en önemli vizyonlarımızdan bir tanesi ve yine sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı amaçlarının içerisinde de yer almakta. Aktif türlere geçişi teşvik etmek, yürüyüş ve bisiklet yolları zaten birçok defa bunun üzerinde konuşuyoruz. Gerçekten ulaşım türü olarak hedefliyoruz, ulaşım türü olarak değerlendiriyoruz İstanbul'da. Dolayısıyla bunlar üzerine yapabildiğimiz kadar yaylaştırmış sokak ve caddelerin sayısını arttırmak, bisiklet altyapısının, kültürünün geliştirilmesi, bisikletli ulaşımın diğer ulaşım türlerine entegre edilmesi, entegrasyonunun sağlanması ve diğer sürdürülebilir ulaşım seçeneği dediğimiz aslında sadece bisiklet yaya değil mesele. Her gün karşımıza çıkan diğer alternatif şeyler olabiliyor, türler olabiliyor. Örneğin işte scooterların belki ihtiyaç doğrultusunda kullanılması ve sürdürülebilir olmayan seçeneklere alternatif olarak sunulması açısından da bunları desteklemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ve bu yönde de yine vizyon amaçlarımız var. Kompakt ve çok merkezli gelişmeyi biraz önce bahsettiğim gibi kentsel gelişim aslında ya da kent yapısı aslında bizim en çok ulaşım sorunlarımıza neden olan şey. Şöyle bir söz vardı.
en iyi ulaşım planı doğru bir mekansal plandır. Çok doğru bir söz. Dolayısıyla bununla ilgili özellikle kısa mesafede ya da 30 dakikalık yolculuk süresi içerisinde özellikle ve iş ve okul yolculuklarının yapılması ve şehrin bu anlamda tasarlanması önemli diye düşünüyoruz. Bunun için işbirliklerimizi geliştiriyoruz. Çok merkezli kent gelişiminin desteklenmesi anlamında tabii ki biraz önce bahsettiğim gibi hizmetlere ve ürünlere kısa mesafelerde erişilebilir olmak çok önemli. Dolayısıyla planı ve şehir planlarını aslında buna göre tasarlamak gerekiyor. En az düzeyde olumsuz etkiye sahip verimli bir kentsel lojistik sistemine sahip olmak tabii ki sadece ulaşım değil, aynı zamanda lojistiğin, yük dağılımının, şehirlerin trafiğine ve kente etkisi, yaşam kalitesine etkisi bizim şehirlerimizde biraz göz ardı edilmiş durumda. Bununla ilgili analizler ve çalışmalar yapmak, kent ölçeğinde özellikle analizler yapmak ve planlamasını yapmak çok önemli. Ve bunu yaparken de çevre dostu araçların lojistikle kullanılması anlamında da destekler ve çalışmalar önemli ve bizim sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı vizyonu içerisinde. Kısaca bahsetmeye çalıştım, hızlı hızlı bahsetmeye çalıştım. Bu sürece gelene kadar aslında bu amaçlar katılımcı bir anlayışla ve bu süreç içerisinde hazırlandı. 6 tane çalıştay yapıldı pandemi koşulları nedeniyle tabii ki ve bu vizyon, amaçlar, göstergeler ve hedefler bu çalıştaylarla beraber belirlenmiş durumda. 220 paydaşla beraber çalıştık ve bu hale getirdik bu projeyi. Bu paydaşlar içerisinde merkezi yönetim, belediyeler, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, partiler, büyükşehir belediyesi, özel sektör katılımcıları, akademisyenler ve işletmeciler gibi aslında birçok sektörden birçok konusunda uzman insanla beraber, çalıştaylarla beraber belirlenmiş durumda. Ve %73 oranında cinsiyet eşitliği ve sosyal kapsayıcılık ilkesine göre %73 oranında temsiliyeti yetersiz grupları belirledik ve onların katılımlarını da plan süreçleri içerisinde önemsedik. Çünkü eğer onları plan süreci içerisinde önemsemiyorsak plan sonrasında hiç önemsemeyeceğiz. Dolayısıyla bu tüm kararların verilmesi süreçlerinde bu grupların mutlaka temsil edilmesi, özellikle bu konuda özel bir çalışma yapılması çok önemli ve bunu da önemsiyoruz. Tabii ki bir taraftan da sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı ekibi var. 23 farklı İBB birimi ve iştirakiyle beraber belediyenin aslında her biriminin bu plan içerisinde yer almasını istedik ki sokakta bir işlem yapılırken bu vizyonun, bu bakış açısının onların da farkında olmasını ve aslında tüm bu vizyonun aslında belediyenin bir vizyonu haline gelmesi üzerine de aslında bu süreci hep beraber yürüttük. Bununla aslında yetinmedik. Bu müjdelerden bir tanesi olabilir. Dediğim gibi biz aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı her işin içerisinde farklı sınıfsal, kültürel, toplumsal gruplardan kişilerin var olmasını istiyoruz. Onların kentsel hareketliliğe, hareketliliğe katkılarının olması ve hareketlilikten yararlanması, aynı zamanda politika geliştirme, karar alma ve uygulama süreçlerinde de katılımlarını sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında daha öncelerden görev yapmış bazı arkadaşlarla birlikte Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Ofisi'ni Ulaşım Dairesi Başkanlığı altında kurduk. Bizim yaptığımız her işte bu bahsettiğimiz grupların, özellikle kadınların, çocukların, ihmal ettiğimiz gençlerin, engellilerin, yaşlıların, LGBT'lerin, göçmenlerin kendi bakış açılarından, biraz önce sunumlarda da olduğu gibi bu kararlara katılmasını ve sonraki uygulama süreçlerinde de bizlerle beraber olmalarını istiyoruz. Çünkü biz sadece biraz önceki sunumda olduğu gibi genel ya da o şeyde ilk sunumdaki diyagramı ben de yaptım. Gerçekten birçok arkadaşımın yanında yıldızlar vardı. Genel büyük çoğunluk için değil aslında, arkada bıraktığımız diğer insanlar için de bu plan süreçlerini yürütmek istiyoruz. Bununla beraber bisikleti önemsediğimizden bahsetmiştim. Bisiklet şefliğini kurduk bu dönem içerisinde ki özel olarak bisikleti daha ön plana çıkarmak, bisiklet konusunda özel çalışmalar yapmak üzerine bir ekip oluşturduk. Neyi önemserseniz onu sayarsınız, neyi önemserseniz
Onun üzerine çalışırsınız. Biz bisikleti önemsiyoruz. Bununla birlikte bir de yaya şefliği kurduk. Bunlar onların yaptığı çalışmalardan örnekler. Yayanın ve yürümenin de İstanbul'da çok önemli olduğunu düşündüğümüz için yine yaya konusunda, yürümek konusunda çalışan ayrı bir ekibimiz var. Sadece şu an içerisinde Ulaşım Dairesi Başkanlığı içerisinde. Yine onların yürüttükleri işlerden bir tanesi, kısa kısa örnekler verip geçeceğim. VRI Türkiye ile beraber yapıyoruz ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile beraber bir proje yürütüyoruz. Şu anda devam ediyor. Biraz otomobilden çalıp özellikle kentsel alanda yayalara vermek açısından ve katılımcılık bir anlayışla, yani o sokaktaki insanların kendilerinin sahip çıkabileceği ve şekillendirebileceği bir yaya durağı dedik. Parklet örnekleri var. Türkiye'de ama ilk uygulaması olacak. İstanbul'da böyle bir bakış açısını getirmek ve bundan sonra da sürdürmek istiyoruz bu proje içerisinde. Bir örnek daha sadece söyleyeyim. Bir bisiklet evi açılışı yaptık. İstanbul için, İstanbul'daki sivil toplum kuruluşlarının özellikle etkinliklerini yapabilecekleri ve toplantılarını yapabilecekleri bir bisiklet evi oluşturduk Yenikapı'da. Orada isteyen istediği etkinliği yapabilecek ama biz oranın bisiklet için, bisiklet çalışmaları için bir odak noktası haline getirmek istedik. Ve o bisiklet evinde Hollanda Başkonsolosluğu ve Kadıköy Belediyesi'nin de katkılarıyla kadınlara bisiklet eğitimi verdik. Bunun için aslında proje başladı ve tamamlandı ama biz yeni bir bütçeyle beraber şu an bir fon arayışı içerisindeyiz. Bu fonla beraber kadınlara bisiklet eğitimi vermeye devam edeceğiz. Çünkü kadınların bisiklete binmesiyle aslında biz sadece mevcut kentlilerin değil, gelecek dönemin jenerasyonlarına da bisiklete binmesi konusunda yatırım yaptığımızı düşünüyoruz. Yani bir çocuk küçükken bisiklete bindiğinde bir daha bisikletten inmeyecektir. Dolayısıyla kadınlara bisiklet eğitimi kampanyasında bu dönem içerisinde ilerletmek istiyoruz. Elektrikli araçlarla ilgili de çalışmalarımız var. Bunun bir örneği belki bazılarınızın haberi vardır. Adalarda özellikle bu alanı bir pilot bölge olarak belirlemiş durumdayız. Özellikle toplu ulaşım ihtiyacını ve adalardaki ulaşım ihtiyacını karşılamak üzere tamamen elektrikli araçlar üzerine çalışıyoruz. Bazı uyguladığımız noktalar var ama adaya özel tasarım elektrikli araçların belediyeyle beraber üretilmesi ve orada uygulanması açısından da önemli bir nokta. Bilmeyenler için adada herhangi bir motorlu araç yok. Kamunun bazı araçları var. Onlar da yakın gelecekte oradan çıkacaklar. Dolayısıyla böyle bir alanda elektrikli araçlarla tüm ihtiyacın karşılanması konusunda deneyimlerimizi arttırıyoruz. İhtiyacı karşılıyoruz ve buradaki alanlarda da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Son olarak da bundan bahsedeyim. Yine VRI Türkiye ile beraber ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı ile beraber yaptığımız bir çalışmaydı. Covid döneminde özellikle toplu taşımanın, bisikletin ve yayanın ya da sürdürülebilir seçeneklerin daha aktif kullanılması amacıyla bir kampanya yaptık. Bir iletişim kampanyası yaptık ve bunu 28 Eylül haftasında İstanbul'da uyguladık. Ama bunun asıl önemli olan noktalarından bir tanesi, tüm bu ürettiğimiz materyalleri internet sitemize koyduk ve dünyadaki herkesin hem İngilizce hem Türkçe olarak kullanımını açtık. Türkiye'deki bazı belediyeler bu hazır materyalleri ve kampanya görsellerini aldılar ve kendi logolarıyla beraber kullandılar. Belki dünyada da örnekleri vardır bilmiyorum ama çünkü uluslararası bir kampanya şeklinde yapıldı. Ve bununla beraber de aslında biraz önce bahsettiğim gibi toplu taşımanın biraz daha kullanımı artılması amacıyla bir çalışma yapmış olduk. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için. Utku Bey, çok değerli katkılarınız için ben çok çok teşekkür ediyorum. Aslında bisikletle ilgili bir soru var. Bir tek size onu sorayım. Ondan sonra artık, çünkü süremiz çok sıkıştı, bir sonraki konuşmacımıza geçelim. İstanbul'da bisikleti teşvik edecek neler yapmayı planlıyorsunuz ki anlattınız ama belki anlatmadığınız bir şey vardır. Bisiklet kullanımı arttırılırsa, iş yerine bisikletle giden insan sayısı artarsa nerelere park edebileceği konusunda planlarınız var mıdır iş saatlerinde gibi bir soru gelmiş. Ondan sonra sizi artık azat edelim. Çok teşekkürler bu kadar zamanda beklediğiniz için. Teşekkür ederim. Bisikletle ilgili yaklaşık bir 3-4 saat konuşabilirim.
O zaman net demek ki bu anlaşıldı. Sadece şunu söyleyeyim. Bisiklet konusunda sadece altyapı yapmak değil, aynı zamanda bisiklet kültürünü İstanbul'da geliştirmek, İstanbul'da bir ulaşım türü olarak görmek üzerine aslında birçok çalışma yapıyoruz. Bir taraftan bisiklet yolları üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan aslında paylaşım sisteminin daha da genişletilmesi ile ilgili bir çalışma yürütüyoruz. Bir taraftan sivil toplum kuruluşlarını bu anlamda desteklemeye çalışıyoruz ki aslında bisikleti sadece biz tek başımıza belediye bisikleti geliştirmek istiyor ve bunu geliştirecek diye bir şey yok. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarıyla beraber, bisiklet dernekleriyle beraber, gruplarıyla beraber onların katkılarını alarak ve onların görüşlerini alarak önceliklerimizi belirliyoruz. Onun sonrasında aslında uygulamaya geçiyoruz. Dolayısıyla böyle bir süreç yürütmeye çalışıyoruz bisikletlerle ilgili şu anda İstanbul'da. Peki, çok teşekkürler, çok sağ olun, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Ortamı da böyle kapıyoruz. Bundan sonraki tek bir konuşmacımız kaldı. Sözü aslında bu sefer farklı bir konuya geçiyoruz. Aslında önemli de hepimizin, hele bu COVID'in, bu pandemi nedeniyle hepimizi son derece ilgilendiren insan sağlığı, halk sağlığı, kent sağlığı için kentler gelecekte ne tür adımlar atmalı? Hangi yerel politikaları izlemeli ve bu konuları biraz tartışmak istiyoruz. Bu konuda bize bir ufuk turu yaptıracak, bir yeni bir bakış açısı sunacak olan arkadaşımız sevgili Sertaç Erten'in konuşmasında şimdi sıra. Kendisini ve Çankaya Sokaklar, Sağlıklı Sokaklar Projesi'ni dinleyeceğiz. Buyurun Sertaç. Teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese katılım için teşekkür etmek istiyorum. Aslında ben biraz da kentsel tasarım perspektifinden geleceğin şehirleri konusuna değinmek istiyorum. Birazdan anlatacağım proje aslında Birleşik Krallık Refah Fonu Geleceğin Şehirleri Programı kapsamında fonlanan projelerden bir tanesi. Öncelikle aslında benim anlatımım 4 tane başlıktan oluşacak. Önce bir geleceği görmek için bugünün trendlerini anlamak üzerine çok kısa duracağım ama tabii perspektifimiz kentsel tasarım olacak yine. İkincisi değişmeyen ihtiyaç nedir? Kamusal alan üzerine biraz birkaç söz edeceğim. Dünyadan güncel örnekler ve Ankara için de bir gelecek tahayyülü oluşturan Çankaya Sağlıklı Sokaklar Projesi'nin temel adımlarını anlatmaya çalışacağım. Aslında daha önceki konuşmacılarımız bu konuları çok açtı, çok detay vermek istemiyorum ama bugünü iyi anlamamız ve iyi analiz etmemiz gerekiyor ve kentsel tasarım perspektifinden de baktığımızda kentlerin geleceğini biçimsel olarak özellikle şekillendirecek eğilimleri biz üç ana alanda toplayabiliyoruz. Birincisi toplumsal ve bu konudaki en büyük değişim bizler açısından demografik yapının özellikle çok değişeceğini söyleyebiliriz. Nüfus artışı tabii ki devam edecek ama bu sadece doğum oranları ile değil, uzayan ömürler dolayısıyla da oluşacak ve yaşlanan toplumlar gerçeğiyle çok yakın zamanda Türkiye'nin daha fazla yüzleşeceğini söyleyebiliyoruz. Tabii 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranı yaşlanan nüfus çerçevesini bize sunuyor. Bu oran Avrupa'da %20 iken bugün Türkiye'de %9. Fakat birazdan sunacağım proje alanı Çankaya ilçesinde ki Çankaya 1 milyon nüfusuyla Türkiye'nin büyük şehirlerinin dörtte birinden daha büyük bir ilçe nüfus anlamında. Bu oran %14 yani 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusu oranı epey Türkiye ortalamasının üstünde. Bu oranın Avrupa'da 2100 yılında %31'e çıkacağı söyleniyor. Yani sokaktaki 3 kişiden biri veya bizim hanemizdeki 3 kişiden birinin 65 yaş üstü birey olması demek bu. Bu konu oldukça önemli. İkincisi de tabii toplumsal ve ekonomik yapı anlamında bizim aşina olduğumuz meslekler ve dolayısıyla iş yaşamları da değişecek. Bugün bunu çok net görüyoruz. Hepimiz evden yani işe gitmeden çalışıyoruz. Bunun olağanlaşması çok mümkün.
Bu tabii kentsel mekan bundan nasıl etkileniyor diye soracak olursak, bizim planlamanın, modern planlamanın temeli olan bölgeleme mantığının tamamen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Bu durumda da bizim imar mevzuatımızı atlık teşkil eden işte konut, konut altı ticaret, merkezi iş alanı gibi kavramların ortadan kalkacağını görüyoruz. Bu da bizim bu durumda mekana bağlı daha yerel, daha yere özgü tasarım çözümleri ve stratejik aksiyonların önem kazanacağını götürüyor. Burada da kentsel tasarımın bu alanda daha da yükseleceğini ve yerel yönetimler açısından tarafından daha fazla tercih edileceğini söyleyebiliyoruz. Tabii teknoloji alanında gelişimler, değişimlerle ilgili çok şey söylendi. O konuda bizim meslek pratiğimizi özellikle ilgilendiren en büyük konu elbette ki kentsel hareketlilik ve buna ilişkin mikro hareketliliklerin daha fazla olağanlaşması. Yani 25 kilometre altında ki özellikle de motorsuz araçların, işte bisiklet gibi, insan trafiği gibi, Ginger gibi, Martı skuterları gibi araçların çok olağanlaşması. Hatta majorite bir yoğunluk, daha doğrusu dominantlığa sahip olacağını çok rahatlıkla söylüyoruz. Ekolojik olarak da tabii iklim krizi, iklim değişikliği bizim daha dayanıklı şehirler kurmamız yönünde biz hem tasarımcıları hem karar vericileri hem yatırımcıları, yöneticileri daha çok bağlayacak bir perspektif. Gene diğer konuşmacılar bahsetti, dayanıklılık, resilience kavramı her kararımızda karşımıza çıkacak ve bize eşlik edecek. Tabii iklim değişikliği deyince önümüzdeki en önemli konu gene global değil ama lokal, özellikle yere bağlı ani hava olayları ve buna bağlı oluşabilecek afetler kentsel mekanın tabii dayanıklı olması için çok kritik bir konu olacak diyebiliyoruz. Bu konuyla ilgili atılan en somut adımlardan biri C40 Kentleri İnisiyatifi. Daha önce duymamış olanlar için açıklamak gerekirse bu oluşum aslında çıkardıkları atık miktarını azaltma hedefi güden kentlerin bir birliği ve birliğe üye olan kentler de yeşil gelecek için bir taahhütte bulunuyorlar ve buna yönelik eylem planları hazırlanıyor. İstanbul'da bu kentlerden bir tanesi ve ARUP olarak İstanbul C40 iklim eylem planı çalışmalarımızı şu an yürüttüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi yani kısacası aslında şehirler gelecekte bu trendler ve eğilimler eşliğinde çok gelişecek, çok değişecek, iyi yönde ya da kötü yönde değişimler olacak, fakat ne olursa olsun bir ihtiyacın değişmeyeceğini düşünüyoruz. Bu da bir form veya içerik değişebilir, fakat en temelde aslında bir araya gelmek için, kent kültürü yaratmak için, nefes almak, hareket etmek için, şu an çoklukla ihtiyaç duyduğumuz her konu için kamusal alan ihtiyacının hep süreceğini, ortak alan ihtiyacını hep süreceğini söyleyebiliriz. Yani pandemi koşulları olsa da çocuklar sokakta oyun oynamak isteyecekler. Bizler de arkadaşlarımızla tabii dışarıda buluşmak isteyeceğiz ve vakit geçirmek isteyeceğiz. Bunun değişmeyeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sürekli geleceğin şehirleri konuşurken nelerin değişeceğini ve nasıl değişeceğini konuşuyoruz ama bu konuda çok önemli, değişmeyecek olan temel ihtiyaçlar. Bu tabii yerel yönetimler açısından ne kadar önemli olduğunu da yakından takip edip görüyoruz. Bazı kentler sokaklara ilişkin yaya önceliklendirmelerini, kamusal açık alan güçlendirmelerini tabii uzun yıllar önce yapmaya başladılar. İşte Amsterdam örneğini hepimiz biliyoruz. 70'lerde işte trafik kazalarıyla, çocuk ölümleriyle sonuçlanan durumların sonucunda bir bisiklet şehrine dönüşen bir yerleşim. Fakat belki önyargılarımızın aksine, düşündüğümüzün aksine birçok batı kenti de son 5 yılda, son 10 yılda bu adımları ciddiyetle atıyor. Viyana buna önemli bir örnek. Yani bundan 7-8 yıl önce tamamen araçlara ayrılan bir önemli cadde bugün tamamen yayılaşmış durumda. Keza New York'ta bildiğiniz gibi Times Meydanı yavaş yavaş, adım adım, aşamalı olarak insanların geçici kullanımlarla, geçici trafiğe kapatarak alıştığı, benimsediği ve daha çok yaya odaklı talep ettikleri bir mekan. Bugün herhangi bir trafik görmüyoruz. Şimdi aslında üç tane farklı kentten bahsetmek istiyorum.
Bu kentler, küresel kentler sıralamasında da ilk üç sırada yer alan kentler Paris, Londra, New York. Yerel yönetimler açısından neler yapılıyor? Birinci örneğimiz Utku Bey de, Johnny de bahsetti, Utku Bey de bahsetti. Bir 15 dakikalık kent mefhumu var biliyorsunuz son derece gündemde ve Paris Belediye Başkanı Hidalgo bunun öncüsü bunun anonsunu gerçekleştirdi. Çeyrek saatlik şehir dendi, 15 dakikalık kent dendi. Bu tabii ne demek? Daha fazla kaldırım ve bisiklet yollarıyla kentte kısa mesafeler içinde temel gereksinimleri motorsuz tabii ki erişilebilirliği sağlamak, kılmak ve tabii böylece de yaşam kalitesini daha yüksek tutmak için geliştirilen bir hedef ve stratejiler bütünü. Kısa mesafeler şehri yaratmak aslında bir hayal değil, bir ihtiyaçtan, ihtiyaç neticesinde doğan bir bakış açısı. Bunu söylemek mümkün. Kentteki hareketlilik ihtiyacını da aslında en aza indiren işte mikro mahalleler veya yavaş mahalleler yaratma fikri var. Bunun arkasında tabii her belediye, yani büyük kentlerde, metropollerde belediye başkanlarının arkasında olan çok danışman oluyor. Paris Belediye Başkanı da arkasında bir ünlü felsefeci var ve söylediği şey şu: artık biz post vehicle era dediğimiz araç sonrası çağdayız. Bu post vehicle era dediğimiz çağda aslında insan hareketliliği merkezde yer alırken motor taşıt hareketliliği tabii ki ikinci, üçüncü planda yer alıyor. Ve insan hareketliliğinin oluşacağı temel yerler de tabii ki herkese ait, herkesin ortak kullanacağı kamusal alanlar. Bunlar neler? Sokaklar, meydanlar ve yeşil alanlar. Bu fikirler elbette yeni değil. Çok çok önceleri söylenen ve kent planlama kuramlarına da çok önceki yıllarda girmiş fikirler. Fakat bugün baktığımızda işte çeyrek saatlik şehir, 15 dakikalık kent veya çocuk dostu kent gibi uygulamalar Melbourne'de, Milano'da, pilot alanlarda şu an bizzat uygulanıyor diyebiliriz. Bir başka örnek New York. Bu örneği niye yer verdim? Çünkü New York bildiğimiz üzere çok yüksek yapıların, yüksek yapılar kenti ve tepeden baktığımızda aslında neredeyse hiç nefes alarak bir boşluk yok gibi görünüyor. Fakat sokak seviyesinde, yani bizim sıfır kotu dediğimiz, şehircilikte sıfır kotu denen sokak seviyesinde birçok dinlenme ve vakit geçirme alanı olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Aslında bu mekansal zenginin arkasında da 61 yılında yaratılan bir POPS programı yatıyor. POPS baş harfleri İngilizce kısaltması olan özel mülkiyetteki kamusal alanlar anlamına geliyor. Aslında da en temelinde bu bir imar plan notu, çok basit anlatımıyla. Kamuya, zemin kodda kamuya yer açan özel mülk sahipleri biraz daha fazla kat hakkı elde ediyorlar diyebiliriz. Bugün New York Manhattan adasında 320 özel mülkiyetteki parselde toplam 500 adet POPS alanı bulunmakta. Ve bu sayede bugün Manhattan dünyanın en yoğun, en yüksek ama bir yandan da en çok kamusal alanı olan kentsel bölgelerinden biri sayılıyor. Tabii bizim de artık kentlerimize bu gözle, bu perspektifle bakmamız ve özellikle bazı odaklara, bazı alanlara, örneğin Maslak gibi bakmamız önemli. Yani yürümeyi dışlayan koşulları değiştirmenin yollarını aramak önem kazanıyor. Bu anlamda kamusal alanı güçlendirici imar uygulamaları yapmak da bizim gündemimize hızlıca girecek veya hep beraber girmesi için uğraşmamız gerekiyor. Son örnek aslında bu Londra'dan bir örneğimiz. Sağlıklı sokaklar kavramının ilk çıktığı kent. 2016 yılında göreve gelen Belediye Başkanı Sadık Han buna öncülük yapıyor. Tabii gene arkasında bir teorisyen var, Lucy Sanders. İlk iş olarak da Londra'nın ulaşım otoritesi olan Transport for London'la bir araya gelerek bu sağlıklı sokaklar eylem planını açıklıyor ve bu yönde çalışmaları başlatıyor. Tabii buradaki temel konu kamusal alan odaklı bir ulaşım stratejisi. Dolayısıyla artık daha önceki konuşmacılarımızın bahsettiği gibi ulaşım yerine kavramlar daha çok kentteki hareketlilik, bunun sürdürülebilirliği, bunun odağında insanın olması gibi konular üzerine oturuyor. Ve çok somut bir hedef konmuş, yani ölçülebilir bir hedef. Bu da 2040 yılında kentteki bisikletle
yürümeyle, toplu taşımayla yapılan yolculuk sayısını %60'tan %80'e çıkarmak. Zaten mevcutta da çok yüksek rakamlar var ama bunu %80'e çıkarmak ve bunun içinde oldukça somut eylemler belirlenmiş. Örneğin şehir merkezinde 50 metrede bir en az 20 bisikletlik park yeri yaratmak gibi. Tabii sağlıklı sokaklar kavramının aslında 10 tane başlığı var. Burada görselde görüyorsunuz. Yani bunlar herkesin rahatlıkla yürüyebildiği, güvende hissettiği, yorulunca oturup dinlenebildiği, temiz havası olan, güven içinde emniyetle karşıdan karşıya geçebildiği sokaklar, sağlıklı sokaklar. Çankaya'da biz ne yapıyoruz diye anlatmak biraz istiyorum. FCO Birleşik Krallık Geleceğin Şehirleri Hibe Fonu kapsamında Ankara'nın Çankaya ilçesinde yürüttüğümüz projede aslında Londra'da geliştirilen bu sağlıklı sokaklar yaklaşımının bir devamı. Tabii burada yerel koşullara uyarlanması, yaklaşımın yerelleştirilmesi söz konusu. Projede bu çok önemli bir ayak. Fon kapsamında yürütülen projedeki ana hedef elbette Çankaya'nın sokaklarını herkes için erişilebilir kılmak. Burada referans olarak Phil'in ilk sunumunu söyleyebilirim. Yani herkes burada çok önemli bir kelime, çok önemli vurgulanması gereken bir kelime. Bu herkesin erişilebilirliğinin sağlanması konusunda da bütün projeler, aslında fonlanan bütün projeler bu konuyu vurguluyor. Tabii bu projenin, bu yaklaşımın bugüne kadar yapılan geleneksel sokak sağlıklaştırma veya meydan tasarım projelerinden belli farkları var. Tabii kentsel tasarım perspektifinden gene ben aktarıyorum. Bunlardan birincisi katılımcılık. Seslerini türlü nedenlerle duyuramamış toplum kesimlerinin fikirlerini alarak projede ilerleniyor. Utku Bey'in bahsettiği gibi tüm projelerde aslında birçok paydaş katılımcılık çalıştayları yapılıyor. Bunlar pandemi döneminde de hiç hız kesmeden devam etti. Ve daha çok bir proje seti elde etme sürecinden ziyade asıl kullanıcı kişilerle birlikte bir süreç tasarımı yürütmek şeklinde mottolaştırabiliriz. Tabii ikincisi, herkesi içine almayı hedefleyen bir kamusal alan kurgusuna erişmek gibi bir amaç var. Üçüncüsü de aslında kentsel mekanı biçimlendiren ana unsurların algısını değiştirme. Yani bugüne kadar şehirlerimizin planlamasında hepimizin bildiği gibi biraz parsel yapı, parsel içindeki yapı ve onların dışındaki araçlar, yani yollar, bunların tasarımları şeklinde bir şehirleşme pratiğimiz oldu. Burada sağlıklı sokaklar yaklaşımında yapı ve araç arasında kalmış olan, bu biraz da öksüz kalmış olan kentsel mekanlara odaklanan bir yaklaşım var diyebiliriz. Tabii bütün bu farklılıkları göz önünde tuttuğumuzda da yeni bir yaklaşım olduğunu söylemek mümkün. Şimdi yaptığımız, bu proje kapsamında yaptığımız önemli proje adımlarından örnekler vermek istiyorum. Birincisi, tüm Çankaya ilçe sınırları içinde yer alan mahalleler için bir sağlıklı sokaklar stratejik planı yaptık. Bu aslında Londra'da yapılan sağlıklı sokaklar stratejik eylem planı gibi yönlendirici bir doküman, bir strateji dokümanı. Bu doküman sayesinde, çerçevesinde biz 4 hedef, 12 eylem ve 36 somut alt eylem belirledik. Ve bu çerçeve çizerken de oluşan pandemi ve pandemi sonrası ihtiyaç duyulacak toparlanma, recovery dediğimiz toparlanma durumlarını da gözeten bir çerçeve çizdik. Burada çok detaylarına girmeyeceğim ama 4 hedef, 12 eylem, 36 alt eylem aslında bugün baktığımızda belediye bu dokümantasyonla, bu strateji dokümanıyla bazı mahallelerde, önceliklendirilmiş alanlarda gidip sağlıklı sokaklara, sağlıklı bir kente ulaşmak için çok somut küçük adımlar atabilir durumda. Ve bu adımları biz hepsini bir şeyde, bir tablolaştırarak tarif ettik. Sağlıklı sokaklar vizyonuna erişmek için belirlenen bu somut alt eylemlerde bir inovatif içerik kurgulamaya çalıştık. Örneğin
Burada herkes için yaşanabilir bir çankaya üst hedefinin altında 3 tane belirlenmiş eylem ve totalde hepsi her eylemin içinde 3'er adet olmak üzere 12 tane alt eylem görüyorsunuz. Burada 9 tane alt eylem görüyorsunuz. Örnek vermek gerekirse savunmasız nüfus için güvenli ve erişilebilir ortamlar yaratmak gibi bir eylemin altında örneğin işte pat hemen yarattı diye bizim Türkçeleştirdiğimiz pop-up play spaces diye İngilizce'de geçen bir alt eylem tarif ettik. Sadece bir örnek olarak söylüyorum. Bunun da çocuk nüfusunun yoğun olduğu mahallelerde ve kısa erinde uygulanabileceğini, bu işin sahibinin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü olabileceğini ve burada katılımcılık aracı olarak işte çocuklarla birlikte tasarlama, boyama etkinliklerin yapılabileceğini tarif ettik. Bu tarif sadece dokümanda sözel olarak kalmadı. Belediyeyi yönlendirecek her bir alt eylemin nasıl olabileceğine dair görsel dokümantasyonumuzu yaptık. Öncelikle uygulama alanları belirlendi ve nasıl bir uygulama olabileceğine dair yönlendirici tasarım çalışmalarını geliştirmeye gayret ettik. Tabii öncelikle uygulama alanları belirlenmesi, yani bir önceki slaytta gördüğünüz gibi bazı mahallelerde işte örneğin ortada görüyorsunuz hangi alt eylemin uygulanacağını, nereden başlanacağını gösteren bir takım böyle yuvarlak diyagramatik gösterimler var. Bunun belirlenmesinin arka planında elbette bugün konuştuğumuz bir sürü kez üstünden geçtiğimiz bir veri konusu var. Karar verme süreçlerinde büyük veri analizinin önemi çok aşikar. Burada da mahalle bazlı sosyal, toplumsal, demografik, fiziksel verileri, bazen de mahalle bazlı değil, daha akıcı, lineer verileri, kendi kurguladığımız Çankaya özgü sağlıklı sokaklar yaklaşım ışığında analiz ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii burada veri, yani çok veri var bazen, bazen de hiç veri yok ama önemli olan veriyi herhalde okumak ve doğru yorumlamak. Bu proje kapsamında da tabii savunmasız, temsil edilemeyen gruplar dediğimiz gruplara erişmek, onların ihtiyaçlarını önceliklendirmek son derece önemli olduğu için bu verilerin okunması için önemli gayretler sarf ettik. Daha doğrusu veri setleri oluşturmaya çalıştık. Örneğin 25 kadınların daha güçsüz olduğu mahalleleri görmek için 25 yaş üstü üniversite mezun olmayan kadınların yoğunlaştığı mahalleleri haritalandırdık. Buna benzer birçok haritalandırma çalışması yaptığımızı söyleyebilirim. Tabii bu böyle çok statik ve motorize olmuş vaziyette bir veri analizi şekline gitmedi. Bütün proje süreci birçok katılımcı çalıştığı gerçekleştirdik. Hem iç paydaşlarla hem dış paydaşlarla ve bunlar pandemi öncesi de zaten vardı. Sonrasında da bu birlikteliğimizi sürdürdüğümüzü söyleyebilirim. Bu stratejik sağlıklı sokak stratejik eylem planı ilk önemli çıktımız. Bugün belediyede bu çıktımız yol gösterici bir doküman olarak kullanıma hazır ve Çankaya Belediyesi'nde çalışmalar bu yönde devam ediyor. İkinci önemli proje adımımız aslında stratejik planda belirlenen alt eylemlerin de uygulanabileceği bir pilot alan da bir sağlıklı sokaklar kentsel tasarım projesi çalışması oldu. Gene katılımcı süreçlerle belirlenen ve Yukarı Bahçeli Evler mahallesinde yer alan yaklaşık olarak 10 hektar büyüklüğündeki bir alanda sokak ölçeğinde çalışmalarımızı ilerlettik. Bu çalışma kapsamında toplamda 10 sokağın tasarımını gerçekleştirdik. Bu projelendirmelerde sağlıklı sokak olmak için belirlediğimiz bazı parametreleri de ölçülebilir kıldık ve proje sonucunda elde edilen somut çıktılara daha çok yoğunlaştık diyebiliriz.
Tabii sokakların mevcut durumlarını her detayıyla görselleştirerek bunları, bu materyalleri dış paydaş çalıştaylarında sıklıkla kullandık. Yani mevcut durumu daha soyut olarak göstererek tasarımlarımızı öncesi ve sonrası şeklinde göstermek istedik. Tabii tasarım içerikleri aslında yalın ve yaya odaklı müdahalelerden oluştu. Çok büyük kentsel tasarım kararları veya çok büyük dokunuşlar yerine olabilirlikler üzerine aslında bütün projeyi kurguladık. Tabii burada önemli olan ne olacağından ziyade bunun nasıl olacağı. Diğer konuşmacılarımız da sıklıkla altını çizdi. Aslında bunun nasıl olacağını da bir arka planında bir yol gösterici, yol haritası çizmek gerekiyor. Bunun için de projede tabii asıl amaç bir kentsel tasarım projesi elde edip onu böyle doğrudan uygulanması değil. Yani hibe fonunun asıl amacı böyle bir şey değil. Tam tersine örnek bir uygulamanın daha sonra belediyenin kapasitesinin geliştirilmesiyle başka başka yerlere, başka problemli alanlara uygulanabilir kalınması. Yani bir tekrarlanabilir bir model yaratmak. Bu tür tabii kentsel müdahalelerden halkın haberdar edilmesi ve müdahale setlerinin sağlıklı sokaklar hedeflerinin benimsenerek yerel yönetimden daha fazla talep edilmesinin sağlanması. Yani yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya bir talep bazlı benimseme, kullanma ve daha fazlasını talep etme bazlı bir süreç tasarımı önerisi. Tabii bu yolla da araç bağımlılık davranışlarının değiştirilmesi, daha fazla yaya odaklı ve kentsel yaya odaklı kentsel açık alanlarda yaşama isteğine sahip çıkılması yönünde bir yol gösterici çalışma geliştirdik. Bu aşamalı tasarım yaklaşımı yaptığımız çalıştaylarda ve bir araya geldiğimiz kentlilere ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı paydaşları burada hep şu mesajı verdik bu aşamalı tasarım yaklaşımında. Bu değişim aslında sizlerin yaşantısını birden, aniden, yani burada görselde gördüğünüz gibi sağdaki üçüncü aşama diye tarif ettiğimiz bizim aniden değiştirecek bir projelendirme, konvansiyonel bir projelendirme süreci değil, küçük değişimlerden büyük resme belediye ve kentli birlikteliğiyle bir arada ulaşma çerçevesi. Bu önemliydi. Çünkü en nihayetinde aslına bakarsanız bu fon ve bu projeler yukarıdaki UN Habitat'ın da önderlik ettiği, kurduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleştirilmesi ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde refah düzeyinin artırılması gibi çok temel bir hedefi olan projeler. Bu anlamda yani sadece bugün ana amaç bugün ve gelecekteki örneğin bu projede trafik sıkışlığını azaltmak veya işte arabalardan kurtulmak gibi değil. Aynı zamanda da hava kirliliğini azaltmak, kentlerin yaşam kalitesini artırmak, sağlıklarını korumak gibi bir amacı var. Demin dediğim gibi bunun da yerelleşen sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle yapmak mümkün. Bu anlamda UN Habitat'ın da önemli bir çalışması olduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin yerelleşmesine ilişkin bir araç, bir dijital araç geliştirdi. Çankaya Sağlıklı Sokaklar Projesi dünyada bu aracın ilk kez uygulandığı, kullanıldığı proje oldu. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Aslında burada son söz olarak şunu söyleyebilirim. Bu motorlu taşıtlarla yapılan kent içi hareketlilik ki bugün çokça her bir sunumda bu konu çokça üstünden geçildi. Bu projede bu konuya tabii ki değiniyor. Ortaya çıkan karbon emisyonları, karbon salımı dolayısıyla tabii kamu sağlığı üzerine de ciddi bir maliyet sunuyor. Yani yerel yönetimler açısından şunun görülmesi de önemli. Yani sağlıklı sokaklar dediğimizde veya 15 dakikalık kent veya işte çocuk dostu sokaklar gibi böyle kavramsallaştırdığımızda ve bunları stratejiler bütünü olarak arkamıza aldığımızda, yolumuzu öyle devam ettiğimizde yerel ekonomiye de ciddi anlamda geri dönüşleri olan insan sağlığına, halk sağlığına, birey sağlığına önemli geri dönüşleri olan yöneticilik adımları olacaktır.
Ben burada sözlerime son veriyorum. Biliyorum herkes oldukça yoruldu ama çok da keyifli oldu. Teşekkür ediyorum. Şeyda Hanım. Sertaç Hanım, bu keyifli sunumunuz için asıl ben size çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. 10 dakikaya, yani 9 dakika kaldı. 9 dakika içinde bitirmemiz lazım. Size bir soru geldi. Onu isterseniz cevaplayalım. Ondan sonra da bitirelim derim. Ne dersiniz? Tabii ki. Merhaba Sertaç Hanım. Çankaya ilçesi için istatistiksel verileri nasıl topladınız? Mesela 65 yaş üstü %14. Teşekkürler. Teşekkürler. Projemizde Çankaya ilçesi biliyorsunuz çok büyük bir ilçe. Yani hem nüfus olarak 1 milyon nüfusu olan bir ilçe hem de Büyükşehir Kanunu dolayısıyla elbette sınırlarını doğudan batıya oldukça genişletmiş bir ilçe. Biz çalışmalarımızı, özellikle bu stratejik eylem planı çalışmalarımızı nüfusun ve sokak dokusunu yoğunlaştırdığı bir merkez alanda yaptık. 99 mahalleyi kapsayan merkez alan ve burada tabii TÜİK'ten aldığımız belli verileri kendi kurduğumuz çerçeve ile sorgulayarak bu verilere ulaştık. Oradaki %14'lük rakam TÜİK bazlı verilerin ortalamasıdır. 99 mahallenin ortalamasıdır. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bitirmeden önce acaba, yani konuşmacılarımız arasında son bir söz, tek bir kelime, hani günün biraz da özetini yapmak adına bir söz almak isteyen var mı, yoksa kapatalım mı? Galiba kimse söz almak istemiyor. O yüzden o zaman hem konuşmacılarımıza hem de bize 3 saatini ayıran, bizi dinleyen, soru soran, tepki gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu toplantının sanırım kaydı alındı. Büyük bir ihtimalle Yüksek Binalar Konseyi'nin YouTube hesabında yayınlanacak. Daha sonra orada da paylaşabilirsiniz, görebilirsiniz. Bunun dışında projeler hakkında, program hakkında bilgi almak isterseniz ne yapalım Sertaç Hanım? Arup'un şeylerinden mi bize ulaşsınlar? Her zaman chatboard'a yazabiliriz e-mail adreslerimizi. Oradan her zaman ulaşabilirler. Her türlü desteği, yardımı, bilgiyi aktarabiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Şöyle www.arup.com web sitesi Arup'un, www.arup.com diye görebilirsiniz. Herkese tekrar çok teşekkür ediyorum o zaman. Katıldığınız, değerli bilgilerinizi, deneyimlerinizi bizlerle paylaştığınız için. Umarım en kısa zamanda bu daha konuları daha içindeki, daha bir sürü malzeme var çünkü elimizde. İnanılmaz bir, nasıl derler, mücevherin içerisindeyiz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz, yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Bunları daha detaylı biçimde sizlerle paylaşmayı çok isteriz. O zaman başka bir toplantıda görüşmek, buluşmak dileğiyle herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de. İyi akşamlar herkese. Teşekkürler, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam, evet.